köklerimi arıyorum. 34 yıllık düğüm çözülüyor. Reşit'in öz annesi olduğunu iddia eden aileler canlı yayında olacak. Leyla Atay'a dair tüm gerçekler ortaya çıkacak. Yeter artık, dayanacak gücüm kalmadı. Benim hikayemdeki kara kutu Leyla Hanım'dır. Şimdi Esra Erol'da. Bütün ailenin birlik olup sır gibi sakladığı bir de Ömer var. İnşallah o da bulunur. Ve onu bulduk. Burcu kardeşiyle ilk kez Esra Erol'da konuştu. Ne diyeceğini bilmiyorum, olumlu veya olumsuz ama... Görecek miyim onu da bilmiyorum ama ben yine de çok mutluyum. Konuşamıyorum. Nutkum tutuluyor. Kardeşinin fotoğrafını yine ilk kez Esra Erol'da görecek. Burcu ablamın beni araması sonucu öğrendim ben bu durumu. Abla dedi bana. En kısa zamanda da görüşmeyi umut ediyorum. Tabii ki de görüşmek isterim. Şimdi Esra Erol'da. Seviyorum onu. Canlı yayın bitti. Ortalık karıştı. Ben kaç gündür seni arıyorum. Bizim aşkımız bu mu? Olanlara inanamayacaksınız. Ben artık dayanamıyorum. Gamze ile Özgür şimdi Esra Erol'da. Çok mutluyum. Oyun diyorlarmış bize. Sizce bu kadar gözyaşı acaba oyun olabilir mi? Dava açıldı. Kendisi dava açtı. Ben anlaşmalı boşanmak istiyordum. Berke'nin iddiaları Caner'i çileden çıkardı. Berke Caner ilişkisinin en yakın tanıkları canlı yayında konuşacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Madem ki bir kurgu evlilikti, gidin anlaşmalı boşanın. Umre'ye gittiniz ya. Allah'ın huzuruna çıktınız. O da mı kurguydu Berke ya? Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum ben. Canlı yayının ardından Berke'nin cevabı ne oldu? Şimdi Esra Erol'da. Gittiğimde doğum başladı zaten. Bunlar bana bir iğne yaptılar. Tek çocuğumu gördüm yanımda. Sorduğumda bana bağırarak konuştu. Tek doğurdun dedi, ne ikizi dedi. Gülşen Hanım 24 yıldır her yerde oğlu Akgün'ün ikizini arıyor. Oğlumun ikizini arıyorum, Akgün'ümün ikizini arıyorum, bana bulsunlar. Akgün bugün diğer yarısını aramak için canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da. Alper isimli bir hanımın çocuğu olmuyor. Bir bebek getirdiler. Leyla isimli bir bayanlıkla ayarlanıyordu. O gelen kızın adını da Dilek koydular. Alper Hanım, evlatlık olarak bir kız çocuğu aldınız mı? Evet. Ben Elsim'i doğuma götürdüm. Arkadaşım çıktı, okul arkadaşım. Filip. Ben çocuğu bayandan aldım. Leyla Atay. Onu tanıyor musunuz? Tanımam da bilmem de. Canlı yayın bitti. Ayten Hanım komşusu Leyla Atay ile ilgili her şeyi tek tek anlattı. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Elsim'i doktora götürdüm falan filan hikaye. Ayten Hanım kimden aldığını biliyor. Kim söylüyor sana çocuk bulacağım diye? Leyla. Leyla. Leyla da bunun kız kardeşinin okul arkadaşı. Bu Leyla para karşılığında her şeyi yapan bir kadın. Mesela senin randevun 5 ay sonra 6 ay sonra sen ona parayı ver. Yarın ne alır? Yıllardır yaptığı iş onun bu. Herkesi şoke edecek inanılmaz itiraf. Şimdi Esra Erol'da. Köklerim var ya. 34 yıllık düğüm çözülüyor. Reşit'in öz annesi olduğunu iddia eden aileler canlı yayında olacak. Leyla Atay'a dair tüm gerçekler ortaya çıkacak. Yeter artık, dayanacak gücüm kalmadı. Benim hikayemdeki kara kutu Leyla Hanım'dır. Şimdi Esra Erol'da. Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez. Sen bir
şans versen sırtım yere gelmez. Yarım bıraktım ne de tam tamına hakkını verdim. Nerede bende o deli cesaretin olsa mekan çizerdim. Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uymasa da çekeceğin varimden, mümkünlüğüm teninden, ne dediğimi anladın sen, acil durumu yansana. Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uymasa da çekeceğin varimden, alacaklıyım teninden, ne dediğimi anladın sen, acil durumu yansana. Karşı gelmez, sen bir şans versen sırtım yere gelmez. Yarım bıraktın ne de tam tamına hakkını verdin. Nerede bende o deli cesaretin olsa dilek yan çizerdin. Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uymasa da çekeceğin var elimden, alacaklıyım teninden, ne dediğimi anladın sen, acil durum uyansana. Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uymasa da çekeceğin var elimden, alacaklıyım teninden, ne dediğimi anladın sen, acil durum uyansana. Bir güzellik yapsana. Ekranları başında bizler buluşan tüm seyircilerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Haftanın son gününde, yani haftanın son yayın gününde yine sizlerle beraberiz. Avukatımız Hatice Temizkan bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgiler, saygılar ve hayırlı cumalar. Ama ondan önce Esra Hanım'a bu kıyafetin, saç tarzının ve kıyafetin rengini çok yakıştığını hem kendi adıma hem de sizlerin adına çok söylemek istiyorum. Ay, çünkü eminim hepiniz de aynı şeyi. Yalnız şimdi öyle bir şarkı çaldı ki insanın ceketi çıkartıp sallayası falan geliyor yani. Vallahi hani, muhteşem. Kıyafet de böyle giriyorsa ama müzik öyle şey ki. Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uymasa da çekeceğin var elimden, alacaklıyım teninden, ne dediğimi anlarım sen, acil durumu yansana, bir güzellik yapsana. Öyle yani, teşekkür ederim. Söyle Hüseyin. Asaletinizi daha da belirginleştirmiş. Efendim? Öyle değil mi? Esra Hanım. Asaletimi daha da belirginleştirmiş. Esra Hanım, ben size bir şey söylemiştim geçen. Ne demiştin? Hani demiştim ya, bir elbiseyi bir insan bu kadar güzel taşır diye. Gerçekten beni haklı çıkardınız. Çok mutlu ne oldum. Ne yapmışsın? Haklı çıkarmış. Haklı çıkarmış. Ama yalnız arkadaşlar, samimi olmayan bir açıklama daha. Hüseyin'i ben bu konuda çok samimi. Bu çok samimiydi. Bu çok samimiydi. Peki, hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum. Bu arada tabii programda giyiniyoruz, süsleniyoruz da bazen seyircimiz merak ediyorlar ne giydik diye. Bizim Esra Erol Stil sayfamız var. Orada da markalarla ilgili bilgiler oluyor. Onu da söyleyeyim. Programda işte destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim güzel çiçeklerim var. Yayına girmeden önce koridorda çok güzel bir evlatla karşılaştım. Adı da Ceren. Ceren tabii şu anda sürüşüyordu olamaz. Hem burası klimalı bir ortam hem de çok kalabalık ama biz onunla fotoğraf çektirdik ve ona şu sözü verdim. Burada olmayı, hepinizi görmeyi çok istiyordu. Ceren'in selamını ve sevgilerini, öpücüklerini hepinize iletiyorum. Ceren'in fotoğraflarını da ekrana getiriyoruz. İşte bu dünyalar güzeli kız çocuğu yavrum benim ya. Ceren'in annesi ve babası
hayallerini gerçekleşiyor. Bu hayallerden biri de benimle sarılmaktı. O hayal de gerçek oldu. Daha gerçekleştireceği çok güzel hayaller var. Okulunu bitirmek, başarılı olmak, yaşama tutunmak gibi daha önemli amaçları var. Allah onu korusun. Tüm evlatları ve tüm çocukları da çiçeğini de aldım, kabul ettim. Teşekkür ediyorum. Efendim? Demek istiyorum. Söyle Suna ablacığım. Eline almış çiçek. Sevecek, sevmeyecek. Ali Bey'in sana olan aşkını o çiçek ne bilecek? Ya Suna... Loja'nın en çılgın, eğlenceli kadınlarından biri. Lütfen halk jürisi olarak bunu da kabul edin. Şimdi ilk konuklarım Gamze ve Özgür. Hikayelerini biraz sonra ekrana getireceğiz. Alkışlarla konuklarım geliyor. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özelim birer birer, gün olur enişimler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlarla bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özelim birer birer, gün olur enişimler ikimize. Minik bir hatırlatmamız var. Özgür ve Gamze ile ilgili hatırlatma gelsin. Seviyorum onu ve bunun karşısında yapmam gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Hata yaptığımın bilincinde olup geldim. Ben gelsin istiyorum artık. Çok kötüyüm. Yani hani onsuzluk çok kötü, çok üzüyor beni. Ben onun yerinde olsam ilk günde gelmiştim. Seni gerçekten çok özlemişim. Ben kaç gündür seni arıyorum, kaç gündür neler yapıyorum ya? Bizim aşkımız bu mu? Bu mu ya? Sen neler yaptın farkında değil misin? Ben bu kadar mı? Ben senin için hayatımı değiştirdim, hayatımı. Ailemi karşıma aldım, işimi değiştirdim. O beni bir yola soktu. Beraber giderken o öyle U dönüşü yaptı. Yani Gamze'cim biz seninle böyleyiz. Ben böyle oluyoruz. Son zamanlarda bu sorunları yaşıyoruz seninle. Neden senin kıskançlıkların arttı? Benim yüzümden mi? Neden senin kıskançlıkların arttı? Neden beni kısıtlamaya başladın? Benim abim takip ediyor. Mesela seni takip ediyor. Bizimle tanıştırıyorsun diyor. Böyle bana geliyorsun, ciddi ya olduğunu söylüyorsun. Bu kız gidiyor. Bu kız gidiyor abi. Başka insanlarla fotoğraf paylaşıyor, bir şeyler yapıyor. Ya diyor ki, kele alakayın yaptıkların. Bu kadar insanın önünde sevgimizi söylüyorsam eğer senin de kollarını açıp bana sarılman lazım. Ben sana sarılıyorum, sen Gamzeciğim, bana bak, böyle Gamzeciğim, yapıyorsun. Gamzeciğim, sana inanamıyorum böyle ben. Kolay değil. Şimdi Özgür ilk gün telefona bağlandı. Gelmem neyi değiştirecek dedi yaşadıklarımızdan. Ama dün de geldi stüdyoda konuştular. Şimdi burada her şey sakindi ama yayından sonra pek yaşananlar sanırım öyle de değilmiş. Onlar ekrana geliyor. Ben bu kadar insanın önünde sana sarıldım ve senin yaptığın bak, şeylere bak. Bana bu mu bizim bana ilişkimi? Bana sesini yükseltme Gamze. Ya bu mu bizim ilişkimi? Ya sen niye bu kadar değiştin? Bak bana bak. Yeter artık ya. Beni sevmiyor musun? Ben sadece sana küçük bir yanlış yaptım. Bu mu? Küçük yanlış yaptım. Ben arkadaşımla senin eğlenmeye o, senin gittim. Şey senin o yaptığın küçük yanlış var ya. Benim içimdeki bazı şeyleri kopardı attı ya. Ya ne diyorsun? Ulan kahretsin. Ben artık dayanamıyorum. Ben bu kadar şey yaptım. Baksana. Ben bu kadar şey yaptım. Sen beni affetmiyor musun? Senin psikolojin bozuldu. Senin psikolojin güzel. Sen gerçekten bunu mu söylüyorsun? Özgür bu gidişin dönüşü de olacak ama. Bu arada o ekrana gelen görüntüler kesilmiş, kırpıştırılmış. Yani daha neler yaptı neler. Daha şekle gelmiş hale, doğru mu? Beğendin evet. Mi yaptığını? Ha? Nasıl buluyorsun kendini? Eğer yani evet ben yaptıklarımın farkındayım ama benim sinirlendiğimi... Buraya bazı şeyler düzelecek diye beni çağırıyorsun. Ya dün... Ben bu kadar şey yaptım. Sen benim karşıma geçmiş. Bana artık biz
böyle değil de böyle oluyoruz diyorsun. İşte, ve ben artık gerçekten dayanamıyorum. Dün yaptığın hareketle bunu sağlamasını yaptın aslında. Beni biliyorsun, fazlasını da yaparım. Ben seni seviyorsam ve fedakarlık yapıyorsam sen de beni seveceksin. Benim lügatımda öyle bir dayan yok. Sevmiyorsan da artık ben mücadele edemiyorum. Benim kurallarımı uyacaksın. Kusura bakma artık. Benimle bir yola girmek istiyorsan benim kurallarımı uyacaksın. Ne istiyorsun da yapmadım? Ya bu nedir ya? Ben seninle ileride evlendim mesela, bir şey oldu. Her gün böyle mi olacak en ufak bir tartışmada? Alıyorsun her şeyi, kırıyorsun, duvarlara atıyorsun. Bu ne ya? Biz seninle bu konuyu defalarca kez konuştuk ve ben sana defalarca kez, ben sinirli bir insanım. Benimle konuşurken cümlelerini seç lütfen diye defalarca kez söyledim. Ben hayatımda sinirli bir insan istemiyorum. Dizginleyeceksin kendini. Kendini dizginleyeceksin, bu kadar basit yani. Gamze, şimdi bir şey soracağım. Sen hep sinirli bir şey yapıyorsun. Sonrasında da tek cümlen şu işte, ben sinirliyim, benle konuşurken. Evet. Karşı tarafın yerine koy kendini. Esra Hanım. Karşı taraf aynı şeyleri yapsa ve her seferinde de kendini affettirmek için, ya ben işte sinirliyim, o anda bana bir geliyorlar. Sonra da normale dönüyorum dese ne kadar kabul edebilirsin? Kesinlikle, ben bunu zaten elimden geldiğince, zaten bunun dozajı daha fazlaydı ve ben bunu elimden geldiğince törpülemeye çalışıyorum. Ben çünkü etrafıma zarar veriyorum, yıkıp döküyorum. Ben de bu belki biraz sinirden, yani bu belki tedavi olacak bir, gün, bir şey bile bir olabilir. Bir gün bize de zarar verirsin. Ben asla haklı olduğumu söylemiyorum. Kesinlikle bu problemli bir şey olabilir. Ben bunu elimden geldiğince törpülemeye çalışıyorum. Yani elimden geldiğince sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum. Çünkü değer veriyorum, onu seviyorum. Şimdi mesela bir tane sinep mevzu vardı ya, arkadaşına bak. Onu da sinirden yapıyorsun, evet. Ama bir davranışı sergilerken, ya ben şimdi bunu yapacağım ama sonrasında bana bunun dönüşü nasıl olacak, kimleri etkileyecek, neyi etkileyecek? Peki o zaman madem biz bir şeyler yaşadık, el ele verip çözelim bu sorunu. Madem benim böyle bir problemim var, ne bileyim, neyse çözüm, ne yapılması gerekiyorsa bunu beraber şimdi yapalım. Özgür dün buraya geldi. Kimin için geldi? Senin çözümek için geldi. Geldik. Ama orada bir şey dikkatinizi çekti mi? Vay efendim, ben sana sarılırken o kadar insanın önünde beni ittirmiş. Evet. Mesela ona takılıyorsun. Evet, takıntı. Şeyi düşünüyorsun ben yani. Bir şey çok söyle. Özür dilerim. İlişkide alacaklı gibi davranmamak gerekiyor. Eğer ilişkiyi sürdürmek ve kaybetmemek istiyorsanız alacaklı gibi ve aşırı beklenti içerisinde davranmamanız gerekiyor. Olayları daha soğukkanlı karşılayıp karşılıklı iletişimi saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sen dilini kullanmadan, yani suçlayıcı olmadan sürdürmek gerekiyor biraz da. Ya muhakkak. Sevgi abla, mikrofona. Sevgi abla. Serhat. Buyurun, önce Serhat'a söz veriyorum, sonra Sevgi ablaya. Ben şunu fark ettim. Gamze'nin ilk geldiğinden beri kullandığı cümle, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. O cümle o kadar kutsal bir cümle ki, o kadar güzel bir cümle ki. Yani bir söz var. Seni seviyorum, pardon. Bana seni sevdiğini söyleme, hissettir diye bir söz var. Sen her zaman bu cümleyi kullanıyorsun ama hiç hissettirmiyorsun. Yaptığın hareketler, söylediğin sözler bu cümlenin alakasız. Yani bu cümleyle çok alakasız. Biraz hissettir. Anlatabiliyor muyum? Bir şey söyleyeceğim. Peki ben yani daha ne yapabilirim? Yani her şeyi yapıyor ama seni seviyorum diyor. Ben ne yapabilirim peki? Durmadan seni seviyorum diyor. O cümle Serhat, o kadar basit değil ki. Ne yapabilirim sevgimi hissettirmek için daha? Bunu ben mi öğretmem? Bir şey söyleyeyim mi? Ben elimden geleni söyleyeyim. Yapıyorum zaten. Şu an benim düşüncelerim. Sinep atma o tarz şeylerle. Açık açık söyleyeyim ben sana. Ve bu şekilde tevbi hareketler yapma. Söyle Özgür. Açık açık söyleyeyim ben sana Gamzeciğim. Birincisi, bu sinirini dizginlemen gerekiyor. Yani böyle bir şey yok. Ben hayatımda... Yani bizim ilişkimizdeki tek problem benim, evet, sinirim. Evet, evet, evet. Dün yaptıklarının farkında mısın ya? Bak göstermediler yani. Kırdın döktün her yeri ya. Her ilişkide böyle mi olacak? Yani diyelim ki evlendik, böyle mi olacak? Her problemde, her tartışmada her yeri yıkıp dökecek misin? Çocuğun olacak ileride, ne yapacaksın? Sen çocuğa da bakamazsın o zaman. Çocuk seni sinirlendirecek yani, ne yapacaksın? Yalnız Sevgi beyefendinin abla. De tabii benim kurallarım geçerli olacak şeklindeki söylemi de yanlış. Ama benim kurallarım kötü kurallar değil ki, iyi kurallar. Ama size göre öyle olabilir. Önemli olan sizin kural, yani bizim kuralları. Sizin ilişkinizde i̇şte biz olması bizim için kuralları. Ben de ondan bahsediyorum. Eğer bir problem evet. varsa bunu el ele verip beraber i̇şte çözebiliriz. Ben dün buraya el ele vermek için geldim. Sonuçta bir el adımdı ama sen için ne yapıyorsun geldi? Yani? Ne evet. yaptın ya? Evet. Benim elimi ben, tuttun. Ben mu? Sana, ben sana sarılamazdım Gamze. Sarılamazdım. Nasıl ne sarılacağım? Demek sarılamazdım? Nasıl sarılacağım? Ben seni bu kadar özlemişken. Hiçbir şey olmamış, hiçbir şey olmamış gibi sana sarılmamı mı bekliyorsun? Ya ben seni görünce elim ayağım birbirine girdi. Girebilir abi, girebilir. Yanlış yapmayacaktın o zaman.
Sevgi abla. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün Özgür Bey yayına geldi. Ama sizin için geldi. Ama Esra Hanım için geldi. Dün de burada çok fevriydiniz. VTR'yi izledik. VTR'de de hala fevri ve iticisiniz. Hiç kendinize yaklaştırmıyorsunuz Özgür Bey'i. Peki ben 3 aydır nasıl ilişki yaşıyorum bu adamla? Madem bu kadar iticiyim, madem bu kadar sinirliyim, madem bu kadar problemliyim, nasıl ben bu adamla 3 aydır deli divane aşk yaşadım? Tamam da Gamze Hanım böyle... Gamze Hanım böyle yaparak... Bir şey söyleyeyim mi Gamze? Hitap şekillerin bile çok bozuk. Bu adam diye bahsediyorsun. Yani şimdi bütün problem bende mi bu ilişkide? Ya, bak hayır, ben nasıl de sinirlenmeyeyim siz ya? Siz anlamıyorsunuz. Siz anlamıyorsunuz. Bu şekil davranarak ne Özgür Bey'i ne herhangi biri İyi, tamam, kendinize madem çekemezsiniz. Öyle, kendinize öyle, yaklaştıramazsınız, sevdiremezsiniz. Peki ben bak, elimden geleni yapıyorum. Yaptım senin için benden bu kadar. Ben seni seviyorum. Ben sevgimi de gösterdiğimi düşünüyorum. Daha fazla ne yapabilirim? Nilüfer abla, Gamzeciğim bak dün de dedim bugün de diyorsun. Bazı şeyleri düşünmeden yaptım diyorsun ve sonradan pişmanlık diyorsun değil mi yavrum? Ve diyorsun ki ben daha çok gencim. Bak benim kız kardeşim küçücük evlendi, 2 tane yavrusu var ve çok iyi bir anne, çok iyi bir eş. Ben buradan ona sevgilerimi yönlendiriyorum ama sen... Hep hataları üst üste yapıyorsun. Sevdiğin halde Özgür'ü hala hırçınlık yaparak onun üstüne gidiyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim ben Özgür'e. Özgür beni bu kadar hani biz 3 aydır ilişki yaşıyoruz. Ben sinirliyim bir sürü şey yapıyorum ya. Benden ayrıldıktan sonra acaba ben şimdi düşünmeye başladım. Özgür bu kadar istemiyor, bu kadar problem hani... Biraz da gelme ihtimalim varken gelmiyorsun ki sen böyle yapmazdın biz ayrıldığımızda kavga ettiğimizde. Acaba bu Instagram'da takip ettiğin kızlardan mı diye düşünüyorum ben. Takip ettiğin kızlara bakıyorum da benden ayrıldıktan sonra. Boş boş konuşma lütfen kurban olayım ya. Şimdi yine suçlayıcı olduk. Ya suçlamak ya bir şey söyleyeceğim. Herkes ilişki yaşıyor ve kim bunu kabul edebilir? Takip ettiği kızlara bakıyorum ve ben çıldırıyorum. Ama o da istemiyorum. Seni takip ediyor. O da seni takip ediyor. Ailene karşı, ailesine karşı ne dedi? Aileme mahcup oldum. Onlara verecek cevabım benim kalmadı diyor. Benim arkadaşlarım da görüyor. Benim arkadaşlarım, benim bütün arkadaşlarım, şimdi fanlarım bana mesaj atıyor. Özgür abi bunları takip ediyor. Ama yeni sen takip ettiği kişiler. Unutma. Neden yapıyor? Neden sen madem biz bir ilişki yaşadık. Esra. Güzel bir ilişki yaşadık. Neden yapıyor bunları? Ama sen madem bir şey benim bak, elimi tutmaya şey geldi. Bak, oraya gelene kadar sen ilk başta attığın snaplerin hesabını ver. Oraya gelene kadar. Yani sanki ben hep birisiyle ben görüşmüşüm. Birisiyle görüşmüşüm. Tamam, birisiyle buluşmuşum. Birisiyle fotoğraf atmışım da. Sen ilk önce kendi içinde kendi muhasebeni yap. Tamam ben problemlerimi kabul ediyorum zaten. Ben buraya geldim senden özür de diledim. Sen bunun açıklamasını yap. Neyin açıklaması? İnsanlar, arkadaşlarım takip ediyorum. Arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Kaç kişi takip ediyorum sanki? Ne alakası arkadaşlar var ya? Liseli aşık moduna takılma bana ya. Esra abla. Peki. Gül abla. Gül ablaya vereceğim. Soru Hüseyin'e vereceğim. Sevmek bu kadar basit mi? Hemen pes ettin. Sevginin arkasında dur, mücadele et. Ben zaten duruyorum. Daha ne yapayım? Durmuyorsun ama ben sen hemen şey dedin. Bu kadar mı basit dedin, geri çekildi. Ama ben daha ne kadar hadi ben 10 gün, 20 gün, bir ay mücadele edeyim tamam, ben. Tamam kardeşim ben ailesine karşı baş... Gamze, bir cümlede kaç kere ben dediğinin farkında mısın? Değilim. Kendini çok beğeniyorsun, ona karşı şey etme, o da ailesine karşı mahcup. Peki, Hüseyin. Ya ben Gamze Hanım'a artık yorum yapmaktan çekinmeye başladım. Niçin? Çünkü hanımefendide bir hazır cevap var. Her şeye bir verecek cevabı var. Öncelikle bunu belirteyim ama söyleyeceğime de cevap verirse de umurumda değil zaten. Siz dışarıda gerçekten sözlendiniz mi? Birlikte bir zaman geçirdiniz mi? Ben çok merak ediyorum. Çünkü ikiniz buraya sen Özgür Bey'i davet ettin. Adam geldi daha birinci gün. Ben pes ediyorum benden bu kadar. Allah aşkına ya sevmek kelimesi bu kadar basitse bir günde de vazgeçilmez. Ama gerçekten ben karşı sen bir saniye bit, şey bitmedi görmüyorum. Bitmedi ben en önemli şeye geldim. Ben aşk hayatında başarılı olacağına inanmıyorum ama dizi ve oyunculukta başarılı olabilirsin buna inanıyorum. Özgür'e bir soru sorabilir miyim? Değil ya. Özgür'e bir soru sorabilir miyim? Söyle. Efendim? Özgür Bey aşk mı gurur mu? Efendim? Aşk mı gurur mu? O zamana göre, olaylara göre değişir tabii ki yani.
Şimdi aslında normal ikisine de baktığında çok farklı karakterlersin. Sen daha sakinsin galiba. Ben kontrollüyümdür yani böyle. Yani daha evet, dingin duruyorsun. Evet. Gamze hep böyleydi. Çılgın ya. Hırçın, çılgın mı? Hırçın hırçın. Çılgın. Çılgın yani ne yapacağı belli olmuyor. Her an yani bir şey söylüyorum. Ben bu ilişkiye başlarken de böyleydim. Ben sonradan değişmedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu mu hoşuna gidiyor? Benim hoşuma gitmiyor. Onun hoşuna gidiyor. Hayır. Ama o çılgınlığı hoşuna gidiyor. Benim mi? Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu ilişkiye başlarken hep böyle değil miydim? Ben yani değiştim bana Gamze'nin mi? Ne hissettiriyor biliyor musunuz? Mesela Özgür arkadaşlarıyla bir yere gitti eğleniyor. Yani mesela orayı basıp Özgür'ü oradan çıkartıp. Niye gülüyorsun? Siz yaşadınız mı böyle yaparım, bir şey? Yaparım diyor. Sürekli yapıyor, sürekli yapıyor ama. Hayır her... böyle hani orayı gerçekten mekanı basıp Özgür gel buraya deyip. Özgür böyle kuzu kuzu gidiyormuş gibi bir şey yani, hissediyorum. Öyle değil tabii ki de ama tabii ki de istemediğim bir ortamda olabilirse yapabilirim tabii. Ama hep hüsranla karşılaşıyorum. Girerim, kaldırırım. Hayır kaldırırım yani. Falan öyle şeyler söyleme hayır. Yani... Hayır masadan kaldırırım anlamında. Ha? Söylediğim cümleler şey oluyor herhalde evet. Biraz. Hayır, masadan yani, giderim, kaldırırım yani seviyorsa da kalkar herhalde. Yani burada durmayacaksın yürü evine. Bir öyle de şöyle gibi. Bir şey var. Yasir Hanım ben mesela hiç... Bak nasıl bu konuyu açınca hoşlarına gitti. Bir deneyimleri var galiba. İkisi de böyle bıyık altı gülmeye başladılar. Şöyle bir şey var. Mesela ondan da rahatsız oluyorum. Ben hiçbir arkadaşımla tanıştıramıyorum. Yani mesela normal yani iş hayatımdan olabiliyor. Başka bir şeyden oluyor. Tanıştırıyorum. Oradaki insanlara laf çarp... evet laf çarpıyor. Laf mı sokuyor? Laf çarpıyor yani. Mesela nasıl laf sokuyor? Ya mesela karşımızda bunu bir bayan var. Bunu keşke burada İşimiz, söylemeseydin evet, ya. İşimizle alakalı bir iş yapıyoruz. Yani irdeleyici laflar gönderiyor. Kız erkek arkadaşlarımıza. Yani sevgili olabiliyor. İşte kız da olabiliyor. Evet. Fark etmiyor yani sonuçta. Fark etmiyor. Işte. Özgür'ün evet. Yanında biz birinin olması. Biz daha önce hiç sanki bir ortama girmemişiz Hüsranım. Gibi konuşuyorsun. Biz çok ortama girdik. Böyle mi şey düşünüyordun arkadaşların? Arkadaşlar bir örnek var elimizde. Siz yanındakinin ve elindekinin kıymetini bilmeyen grupsunuz. Bakın size bir kadını tanıtacağım. Zaten programı izleyenler Gülsüm ablayı yakından tanıyorlar. 14 yıllık evli. Ya. Evliliği. Sabır denen 14 şeyin. 14 yıllık evli evet. Resmi. Canlı örneği. Evliliğinin 14 yılında belki bana göre 14 kere bile vakit geçirmemişler. Sadece kağıt üzerinde. Ama Alim de Alim diyen bir ya. Kadın var. Ölüyor kocasına. Gülsüm abla, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bak geçen yani Mart ayında evi terk etmiş. Ali ortada yok. Ya biz bulduk onu geçen günlerde, iki gün önce falan. Ali Bey'i biz bulduk. Barıştınız mı kocanla? Kocamla barıştım telefonda görüştükten sonra. Telefonda görüşmüşler, evet. Yani kocam kaçmadı evden, evi terk etmedi. Bir tartışmayla... Kızdı gitti. Nasıl kızdı da gitti. Savunuyor, nasıl da savunuyor. Efendim? Ortada yok. Gelmedi mi Ali? Ya işi var. 10 gün içinde gelecek. 10 gün içinde? Yalnız ya şey... işlerinin bitmesi gerekiyor. Peki ki. Bir şey soracağım. Biz ne sen zaman... nasıl beni, bana... vermiyorum biliyorsunuz. Yok alamadım diyorum. Çıkacağım ama alamadım. Ali benden alacak evlilik cüzdanını. Buraya gelecek. Şimdi bir şey soracağım. Bugünden itibaren bir 10 gün daha mı işim var yoksa bulduğumuz günden mi? Normalde... Bugünden itibaren. Kasım'ın arasında gelecek. Kasım'ın haftası da olabilir. Yani Gülsüm Hanım, Ali Bey, ya Ali Bey ne yaparsa yapsın. O haklı, onun hiçbir kabahati yok. Evet. Hepsine evet, bir mazereti aynen. Vardır. Aynen. Öyle değil mi? Bir şey soracağım. İşte seven kadın ya bu ve Ali sabreden nasıl bir kadın. Adam? Karşınızda. Ali nasıl bir adam? Benim gibi bir adam, benim gibi. Benim gibi bir adam. Yani benim kişiliğim de bir adam. Senin kişiliğini de. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gülsüm Hanım. Evet buyurun. Dur şaşırdım. Bir şey söyleyeyim. Siz hala gerçekleri kabullenmiyorsunuz. Ya lütfen. Hala kendinizi aldatıyorsunuz Gülsüm Hanım. Bir dakika. Bakın siz sadece kağıt üzerinde evlisiniz. Onu... Bir dakika, bir dakika. Buyurun. Ben yaşıyorum, ben biliyorum. Sen benim hiçbir şeyimin içeriğini bilemezsin. Ama bakın biz... Ancak uzaktan konuşuyorsun. Ama biz ay, sizi anlatın. Ay ben sinirleniyorum, beni konuşturmasın. Ay sen niye sinirleniyorsun Gamze karışınca? Bir şey Gülsüm Hanım. Ay sen niye sinirleniyorsun? Gülsüm Hanım, bir şey
Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım. Çünkü onu ben yaşıyorum. İçeriğini ben bilirim yaşadığımı. Ama Gülsüm Hanım, siz öyle anlatmadınız ki bu. Ne anne adını biliyorsunuz, ya ne baba adını biliyorsunuz. Tamam, bilmiyorum ama sadece yaşıyorum Ali hayatı. Sadece Ali Gül, bu kadar. Başka bir şey bilmiyorsunuz kocanızla. Öyle olabilir ama o memnun. O zaten hayatından böyle yaşamaktan memnun. Mutlu. Evet, doğru. Sorun memnunsa yok. O zaman kocam da kocam diye çıkıp burada ya, aramayacak. Ya kocam tamam. Bu gitti gelmedi de aradım işte buldum. Buldum. Ama bir şey söyleyeceğim. Sorun yok. Burası ben bir şey söyleyeceğim. Moral'in yerine gelmiş koca arayınca seni. Evet. Bir anda yeri, böyle güzelleşmişti. Buranın yeri ne oluyor? Buranın yeri ne? Sinirlerini yere alınmış gördüm seni. Çünkü evet. Ali'yle telefonda konuştum. Yani, işte Ali Bey'le görüşmüş telefonda. Evet görüşüyorum. Cuma günden beri görüşüyorum. Ay ne konuşuyorsunuz Sevim? Bir şey söyleyeceğim. Belli. Ne konuşuyoruz? Dertleşiyoruz. Sen ne diye dertleşiyorsunuz? Ya niye birbirimizi kırdık yüzdük boş yerlere? Esra Hanım. Evet. Esra Hanım. O yüzden. Bütün sorunları hallettiniz mi? Ettik ettik. Hiç hayatım şey biz yüzle konuşuyoruz kavga ediyoruz. Benim Ali'yle sorunum ne olacak? Geleceğim bak. Ha? Bir dakika. Eşim gelsin eve ben onunla buraya geleceğim senin yanına. Ali ile geleceksin. Evet kesinlikle geleceğim. Yani bana 14 yıllık mutlu evliliğin sırrını ver. Telefonda konuşmak ben onu anladım. Hayır ben senin yanına geleceğim eşim gelince. Peki. Gülsüm ablaya Hakan Altun'dan telefonun başında çaresiz bekliyorum şarkısını armağan ediyorum. Tamam sen mı ablacığım? Sen anladın beni zaten bir tek. Kimse anlamadı. Bir şey soracağım mesela Gamze ile Özgür'e ne diyorsun? Gamze ile Özgür'e ne diyorum? Sevgi var ama biraz alttan alıp yani birisi çok birisi konuşuyorsa birisi susmayı bilecek. Peki. İki kişi arka arkaya peki, konuşmayacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Hangisi alttan alsın? İkisi de. Birisi hangi yükseğe çıktıysa Gülsüm birisi Hanım alttan alacak. Peki Ali'nin karakterinde olan hangisi ilişkide? Vallahi şeyi Özgür'ü daha şey buluyorum. Ben de kızın karakterindeyim. Biraz daha hemen... Yani aynı Ali ile sen. Ya biraz yakın ben olamaz da biraz Esra yakın. Hanım. Sen asla Gülsüm gibi olamazsın ya. Esra Hanım konu anlaşılmıştır. Ali Bey'in neden evden gittiği anlaşılmıştır. Esra Hanım. Efendim ablacığım. Bugün yine biz bir ara konuştuk, görüştük. Ali Bey'in neresini daha çok beğeniyorsun dedim. Gözlerini dedi. Öyle deyince aklıma Gözleri Fettan Güzel şarkısı geldi benim. Ve onu söylemek... Söylediniz mi? Evet. Minna Karat'ını söyleyin. Efendim? Gözleri Fettan. Gözleri Fettan Güzel. Derde dert katan güzel. Nereye gidem bana çer satan güzel. Aynen. Aynen. Ayrıca, aynen mi? Aynen dertlerle boğuldum. Şu Ali'nin fotoğrafını bir getirin ekrana. Ay kızar bana gelmez yanıma. Ay fotoğrafı getirmeyin. Fotoğrafı getirmeyin. Ali kızar bana gelmez yanıma. Hayır hayır getirmeyin getirmeyin. Niye? Ya ben geleceğim Ali ile buraya. Ama bir şey söyleyeceğim Gülsüm abla sen beni bayağı kullandın yani Ali'yi buldurdun. Hayır kullanmadım ben senin yanına geleceğim. Ben Ali senin yanına kesinlikle geleceğim. Hanımefendi bizim locamızda jüri olarak durabilir mi? Çok istiyoruz. Evlilik jürisi. Evet, yok, halk jürisi. Yok. Halk jürisi. Evet, Ali Bey gelene kadar halk jürisi olarak burada olmak istiyorum. Lütfen. Gülsüm Hanım, lütfen. Gülsüm Hanım, gerçekten abla. Sizin hayat hastayım, tecrübeniz, hastayım. Yorumlarınız gerçekten tam yerinde. O yüzden gerçekten siz jüriye istedim. Öyle değil mi arkadaşlar? Rahatsızım. Lütfen. Rahatsızım, rahatsızım. Gerçekten rahatsızım, yoruluyorum. Nasıl istiyorsan. Gerçekten biz yürekten istiyoruz. Da hastayım. Ne hastasın? Geçmiş beyin kanaması geçirdim. Birden bir şey oluyorum. Beyin kanaması geçirdim yani. Ali seni toparlar ama sen merak etme. Ben senin yanına kesinlikle geleceğim. Eşim ikinci günü buradayım. Eve geldiğinin ikinci Gülsüm abla barıştık. Eve geldiğinin birinci günü yalnız. Peki. Gülsüm abla küstüğünüz mü barıştık? Şimdi dur. Yok, nasıl biraz sakinleşmişsiniz? Ben konuşurum. Bak böyle arada başka konuya geçiş iyi oluyor, bir taraf sakinleşiyor. Evet, değil misiniz? Ben bir bugün şey sormak şöyle istiyorum. Söyleyeyim, kırmadan, dökmeden, incitmeden, yaralamadan, böyle iğneleyici konuşmadan baş başa konuşmayı becerebilir misiniz? Evet, ben öncelikle bir şey sormak istiyorum. Esra abla, Özgür'e sorar mısınız neden benim aldığım bilekliği takmış? Özgür Bey, yan taraftaki Gamze Hanım diyor ki, Özgür Bey'e sorar mısınız neden benim aldığım bilekliği takmış? Ceketimle uygun var o yüzden. Ceketine uymuş, gömleğin rengine o yüzden takmış. Tamam, bak. Ya bu kız, vallahi bu kadınlar çok tatlılar ya. Hadi gidin baş başa konuşun. Sakin, kırmadan dökün, dekoruma zarar vermeyin. Ya
seveceğim seni zaten. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni zaten. Gönlüne sarmadan ya buna var mı müsaaden? Caner geliyor alkışlarla. Nereden geliyor Caner? Arka kapıdan. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Şimdi... Bu şarkıdan nefret ediyorum. Sağ ol Emrah abiciğim, sağ olasın. Şimdi minik bir hatırlatmamız var, hatırlatmadan sonra buradayız. Çok mutluyum. Elimle dersin. Esra Hanım biliyorsunuz işte 2 ay oldu, dava açıldı. Kendisi dava açtı, ben anlaşmalı boşanmak istiyordum. 3 kere evi kendi terk etti. İşte dedim o zaman boşanalım, hani sıkıntı yok madem istemiyorsun. İfadelerinde de zaten hani onu da vurguluyorlar. Evet. İşte her şeyin bir oyun olduğunu, işte bir programın bir parçası olduğuna dair kendi dilekçeleri var. Kendisi kullanılmış olmuş. Ben ya da öyle diyeyim, o evliliği reklam için yapmışım. Talihsiz bir açıklama olmuş. Neye istinaden bu açıklamayı yaptığını çok merak ediyorum. Kurgu bir evlilik diyorsun da. Hani insan yalandan sözlenir, yalandan nişanlanır ama yalandan evlenmez be kardeşim. Yani bu kadar bir yalanın parçası olmaz. O zaman bir duruş sergilemen lazım. 4 Kasım'da ilişkileri çıktıktan sonra 6 Şubat'a kadar belki televizyona adım atamıyor. Bakın 3 ay boyunca asla ekranda değil. O süre içerisinde ne yapıyor biliyor musunuz? Caner ona buraya çıkmayı yasakladığı için evde oturup bekliyor. O zaman kurgu evlilikse 3 ay boyunca burada olurdunuz siz. Sen niye evde oturdun bekledin? Neyi kurguladın? Ta ki sana Caner evleniyoruz dediği güne kadar. Arkada görüştüğünüzde hatırlıyor musun? Bazı fotoğraflar geliyordu. AVM'lerde, gizli görüşüyorduk, el ele gizli görüşmelerde. Evet. Siz o zaman gizli görüşüyormuşsunuz. O gizli görüşmelerin fotoğrafları geliyordu. Caner'e sorduğumuzda yok bilmem ne çiçeği vardı, böceği vardı, bir şey konuşacaktık. Arkadaş olarak görüşmeye devam ediyoruz. Dediniz mi kardeşim? Siz televizyonda mıydınız? Değildik. Zaten kurgu olsa zaten televizyonda olduk. Sadece buraya geldiler, evleniyoruz dediler ve nikahları yapıldı ve tüm hazırlık süreci ekrana getirildi. Burada evlendiniz, nikahınız kıyıldı. Ya ben deli miyim ya? Size kendi evladıma yapar gibi resmen kendi evladıma yapar gibi düğün yaptım ya. Aynen öyle, en güzel şekilde. Bu kadar emeğe yazık ya. Biraz insanda vicdan olur. Madem ki bir kurgu evlilikti. Peki o zaman sen Caner'den niye tazminat talep ediyorsun? Kurgu evlilikse gidin anlaşmalı boşanın. Ya umreye gittiniz ya, balayında ya. Allah'ın huzuruna çıktınız. O da mı kurguydu Berke ya? Allah'ın huzuruna nasıl çıktın ya? Berke'nin boşanması gerçekleşecek. Berke hayatına normal devam edecek. İnanın bir ilişki daha yaşayacak. Yine aynı şeyler olacak. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum ben. Şimdi bu evliliğe ve ilişkiye hani tanık olan, onların hayatında olan bir kişi biraz sonra konuşacaklar. Şunu da söylemek istiyorum. Yani o gün benim konuşma yapmamın sebebi, siz ne zaman boşanmaya karar verdiniz? Eylül başıydı değil mi? Program başladığında bir gün ekrana çıktı Caner. İşte boşanıyoruz, boşanmayla ilgili konuları konuştu ve bitti. Normalde Caner burada artık personelle beraber çekimlere gidiyor. Ekip arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. İsmin geçtiği zaman şu koltukta oturuyorsun. Senin normalde bugün çekimde oluyor olman evet. lazımdı. İsmin geçtiği ve konuyla ilgili bir şey olduğu için burada açıklama yapan kişisin. Ben o gün açıklamayı yaparken yani ne sen umurumdasın ne Berke. Aynen. Çünkü evlilik mahremiyettir. Bunu her zaman söylüyorum. Bir evin içerisinde 2 kişinin yaşadığını sadece onlar bilebilirler. Çıktıktan sonra birbirinize her türlü suçlamada bulunabilirsiniz. Doğru ya da yanlış beni hiç bağlamaz. Ama dönüp de buna... İşte kurgu bir evlilik denirse işte o zaman benim bir söz söylemem lazım. Şunun altını tekrar çiziyorum. Ne sen umurumdasın ne Berke umurumda. Evliliği sürdüremediğiniz için ikinize de ayrıyeten çok kızgınım. Bunu sezon başında da söyledim. Evet, ben çok uzun bir süre Caner'in yüzüne bakmadım. Evet. Gerçekten. Konuşmam böyle yanından yok gibi geçiyordum. Gerçekten öyleydi yani. Kızgındım. Çünkü bu kadar emek verdik. Çok emek verdik.
Ya şimdi hatırladım, evet. Hatice Hanım dedim, siz düğüne gelmiş tabii miydiniz ki dedim. Yani ne güzeldi işte ya. Muhteşem bir düğün yaptınız. İşleri de oldu, evleri de oldu. Yani bir tek onlara mutlu olmak kalıyordu. Aynen, onu da beceremediler ya, yazık. Beceremedik ya. Hülya Hanım ya. Bak canım, ne güzel yani, bir insanın ayağa kalkabilmesi için ne gereklidir? İşte bir evi, kutu gibi bir ev lazımdır, evet. Başına sokabileceği bir düzen. Bir işi olsun diye. Sana o gün ne söz verdim? Siz evlenin, sana derim burada iş vereceğim derim. Ha şimdi başıma kaldı diyorum bunun içinde. Vallahi öyle. Şimdi Enis geliyor. Sizin bütün ilişkiniz boyunca hep beraberdiniz. Evet, haftanın üç günü yemeğe gidiyorduk. Ailesiyle yemeğe gidiyorduk devamlı. Aslında Enis, Berke, sen üçünüz çok iyi arkadaştınız. Evet. Gelsin Enis. Enis de sanki, merhabalar efendim, Enis de sanki düğüne gelmiş gibi. Düğüne gelmiş gibi, bu ne? Çok seversiniz yaprak sarması. Annem mi yaptı? Annem ay, yaptı. Teşekkür ederim. Fakat bunlar derin dondurucudaydı. Annem şimdi Amasya'da, annem babam memlekette. Tamam. Pazartesi günleri onları almaya gidiyorum. Ben pişirdim getirdim, bu da sizin babanıza özel bir hediye getirdim. Oo, nedir o? Aa, tesbih getirdin. Aa, çok teşekkür ederim. Babanıza sevgiler. Sevgiler gönderiyorum. Esra'm. Bak hiç de eli boş gelmese. Sevmem, alışkanlık Esra Hanım. Alışkanlık diyorsun. Hoş bulduk. Hep yiyecek doludur. Efendim? Arabasının arkası hep yiyecek doludur. Nasıl, araba arkası yiyecek doludur? Bir gün tanık olmuştum açarken. Ya Esra Hanım, benim bu stoklama özelliğim var, böyle yiyecekleri falan. Şimdi bir seviyorum. Şey soracağım. Caner ile Berke'nin hani ilişkisinde onların yanında olan kişilerden birisin. Hı-hı. Aslında Caner ile Berke'nin ilişkisinde yanında olan tek kişi sayılabilirim ilk başlarda. Çünkü bu ilişkinin başlamasında benim de bilgim vardı. İlk başta ben biliyordum Berke'nin, Caner'in birbirine ilgisi olduğunu. Ben bugün Caner için de Berke için de burada değilim aslında. Kim ben için bugün buradasın? Sizin için buradayım. Ay. Çünkü şundan dolayı, bu evliliğin gerçek olduğunu bilen bir insanım. O dediğiniz konumuz cümleyi o değil ama hiç. Kullanmak ben o konuyla ilgili istemiyorum. Açıklamamı yaptım. Bitti, konumuz o değil. Dilimin döndüğünce yaşadıklarımı anlatmaya çalışacağım. Yaşadıklarımızı anlatmaya çalışacağım Esra Hanım. Şimdi biz çok samimiydik. Bayağı bir içli dışlıydık. Yine de öyleyiz. Yine de ben Berke'yi de seviyoruz. Hepimiz öyle. Caner'i de seviyoruz. Fakat bu olan olayın çok fazla olmadığını, yani doğru olmadığını, etik olmadığını düşünüyorum. Şundan dolayı böyle düşünüyorum. Arardım, giderdik, yemek yerdik, toplanırdık. Benim akrabalarımın evinde, arkadaşlarımın evinde, Caner'lerin orada, Berke'nin yanında hep beraber toplanırdık. Ve Berke gerçekten Caner'i çok kıskanıyor ve çok seviyordu. Hatta bunun şahitleri Ali Aydar'dır, Aslı'dır. Aslı Parlak, o da buradaydı biliyorsunuz. Biz de o dönem onunla arkadaştık, yakın arkadaştık. Bir gün şöyle bir olay oldu Esra Hanım. Yemek yiyoruz. Her şey yolunda. Tabii o zamana kadar Caner'le biz de yeni yeni samimi olduk burada. Ben, sizin ilişkiniz Kasım, Ekim'de mi başlamıştı? Hatırlamıyorum. Ben de Eylül ayında falan buraya gelmiştim. Ben Caner'i tabii diyordum işte bu çocuk sinirli falan, böyle böyle biliyordum. Bir gün evde yemek yiyoruz masada. Berke de bunu hatırlayacaktır. Dedi ki, konuyu açtı, sen dedi benim sayemde popüler oldun dedi Caner'e. Ve Caner bu lafın karşısında ve birkaç ağır kelime daha söyledi. Emin olun, eğer o gün, ben hatta Ali Aydar şahittir, ona daha sonra söyledim, yani ben Caner'in yerinde olmuş olsaydım bu ilişki biterdi dedim. Çünkü bana bunlarla geliyor olması doğru değil. Çünkü yuva kurmanız lazım, güzel bir yuva kurmanız lazım. Şimdi siz bu kadar güzellikler yaptınız onlara. Biz burada şahitiz. Hepimizin imreneceği, hepimizin kıskanacağı güzel şeyler yaptınız. Ve o zaman her şey çok güzeldi. Hatta bir gün burada siz, reklam arasında bir tartışma oldu Esra Hanım. Reklam arasıydı. Siz burada geldiniz, Caner'e dediniz ki Berke'den o kadar yanaydınız. Ben bunu gördüm.
Aynen bu şekilde, bilmiyorum. Ya ben bunu normal şartlarda her zaman kadından yanayım. Söylememin mahsuru var mı ama siz şöyle demiştiniz Esra Hanım. Hatırlamıyorum. Sen Berke'den daha iyi birini bulamayacaksın demiştiniz. Ve ben buradaydım Enis Caner'i sakinleştir demiştiniz bana. Evet, reklam arasında bir kavga, büyük bir kavga olmuş evet. Hatta Berke gitmişti. Yani bu kavgaların hepsi, bu yapılan güzelliklerin hepsi nasıl bir kurgu olabilir? O zaman şöyle bir durum var. Bir laf var ya, yaprağını yerken kıtır kıtır, sapına gelince mee diye bir laf var. Yani, ne demek o ya? Şöyle. Ben bilmiyorum. Öyle bir söz var, çok... Çok şöyle, bu sözün anlamı şu Esra Hanım. Ha, adamın yani biri bahçeye, adamın biri bahçeye böyle kızılcık ağacı falan dikiyor. Keçinin biri oraya dadanıyor. Geliyor o kızılcıkları falan yiyor. Adam gece onu gözlüyor. Kızılcığın sopası da böyle sert olur, kırılmaz. Adam alıyor şeyi, ne derler, bakıyor ki keçi bunu yiyor. Keçiye vurunca keçi mee diye kaçıyor. O yüzden yaprağını gelince kıtır kıtır, sapına gelince mee. Eğer zor şartlar olduğu zaman... Zorluk olduğu zaman evliliğin zaten maksadı, amacı bu değil midir? Zor günlerde de birbirine destek olmak değil midir? Caner buraya çıktı, 50 kere, 100 kere çağırdı. Keşke belki ya gelseydi de... Aslında şöyle bir mevzu var. Evliliği yürütebilmek de bambaşka bir sanat yani. İki insanın aynı evi paylaşabilmesi. Ama iki insan aynı yastığa baş koyuyorsa oradaki her zorluğu... beraber aşmak ve yenmek zorundadır. Evliliğin tabii zaten... Tabii ki evliliklerde problemler oluyor. Hiç kimse şimdi, ay ben de çok mutluyum son... Değil hayatım, öyle bir gerçek yok. Herkesin ilişkisinde problemler Esra var. Esra Hanım... Sıkıntılar var, üçüncü şahıslardan dolan sıkıntılar var, stresler maddi yaşanıyor. Maddi problemler ama var. Ama maddi problemler var. İnsanlar yokluklarla mücadele ediyorlar. Hastalıklarla mücadele ediyorlar. Mühim olan işte o... o evlilik, o biz kavramı ya, yani o şunu başarabilmek, bu kadar çabuk pes etmek Esra değil. Esra Hanım düğünde bir... Gerçekten çok büyük hayal kırıklığısınız benim için. Düğünde bir laf söylemiştim size ve siz ayağa kalkıp alkışlamıştınız. Ne demiştim? Demiştim ki Esra Hanım, aslında siz burada, Caner'i ve Berke'yi evlendirmiyorsunuz. Sizin burada evlendirdiğiniz, bu durumda olan, artık umudunu kesmiş bir laf vardır dedim. Her kim ki bir insanın umudunu yeşertirse ben de onun ahirette umudunu yeşertirim. Her kim ki bir insanın umudunu söndürürse ben de ahirette onun umudunu söndürürüm. Siz burada aslında Caner'i Berke'ye evlendirmiyorsunuz. Umudu sönmüş bir insana, kusura bakma Caner ama sen de işte bu olaylardan dolayı evliliklerden soğudun yani. Bir şey merak ediyorum. Diyelim ki boşandın. Bir daha evlenir misin? Allah yazdıysa olur tabii ki Esra Hanım yani. Ha, bu kadar da şey değilsin yani. Bu da az yani. Değil Esra Hanım. Hani normal şartlarda yani bu sıkıntılı süreci yaşayan biri, bu ayrıldıktan sonra evlenir miyim desin? En azından hemen evlenirim demez. Demez. Hemen ha? Evlenirim demiyorum zaten. Bir de bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Ben bu kavgada anlattım zaten geçen de. O kadar şiddetliydi ki kavga. Artık araya girdiler. Sonra Enis evden gittim. Ben şunu diyorum. Sonra onlar benim programıma peşimden... Programıma geldiler. Çünkü ben hakikaten yapı olarak pek tartışma ortamlarını çok sevmiyorum. Madem kavgaları, tartışmaları sevmiyor, neden evlendikten 3 hafta sonra ettiğimiz o kavganın yarısı şiddetinde bir kavgada polise gidip beni şikayet ettin? Yani farklı şeyler var Esra Hanım. Son ikinci ayrıldığımızda buraya bağlandı. Buraya bağlandıktan sonra kendisi şey dedi, şiddet uyguluyor bana dedi. Ya şimdi niye bağlanmıyorsun? Ya bu arada ekip arkadaşlarımız şimdi... Normalde ismi geçen şahıslara hemen yayından sonra hemen arıyorlar. Cevap hakkınız vardır. Kullanmak isterseniz yayına bağlanın diyorlar. Yine Berke'yi de ekip arkadaşlarımız aradılar. Cevap hakkı Berke vardır. Berke de konuşmalı Esra Hanım. Yani bu cevap hakkını kullanmalı. Dedi. Saygı duyuyorum. O da mahkemede kendi söylemek istediklerini söylüyor. Bundan sonraki süreçte sadece şunu istiyorum. Hayırlı bir boşanma süreci. Yani bir an önce birbirinizin yakasından düşün. Bir an önce bitsin istiyorum. Hayırlısıyla inşallah. Peki. Teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyorum. Şimdi Burcu geliyor. Burcu bir kardeşini aramak üzere yola çıkarken ikinci kardeşinin bulunacağından habersizdi. İki kardeşini de bulduk. Biri onunla görüşmek istemedi. Diğeri dün canlı yayına bağlandı. Bugün özel bir an. Çünkü kardeşinin
fotoğrafını görecek. Alkışlarla geliyor. Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi. Şimdi çocuk büyümekte gün be gün. Bütün üzümleri okşadı birer birer. Gizli bir ümide sarılara biraz küskün. Heyecan ne durumda? Heyecanlıyım, biraz da hastayım, boğazım hem çok ağrı. Hem hastasın hem heyecanlısın. Biraz sonra kardeşinin, yani hiç görmediği kardeşinin fotoğrafı ekrana gelecek. Sevgili seyirciler, seyircilerin arasında Tarık ve Pamuk oturuyor. Hem de kuzu gibi, nasıl uslu, nasıl sakin, nasıl güler yüzler. Şimdi onlar bir açıklama yapacaklar. O açıklama biraz sonra ekrana gelecek. Ne söyleyecekleri de bizim için önemli. 34 yıllık bir düğümden bahsediyoruz. Reşit'in hayatındaki o düğüm çözülecek mi? Leyla Atay'ın manevi kızı canlı yayında olacak. Gülşen abla, ben ikiz bebek dünyaya getirdim ama bana Adana'daki o hastanede bir çocuk verdiler. Ben doğurduğum ikizimi arıyorum diyerek yola çıktı. Bugün Akgün canlı yayında, işimiz birazcık daha kolaylaşacak. Önemli gelişmeler var. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Ben böyle yürek görmedim. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git. Eve kokun siner, duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin. Bu gece gel yarın. Pamuk, bak Pamuk'un umrunda bile değil. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Şimdi reklam arası ne olduğunu anlatır mısınız? Ben söylemeyeyim. Şimdi reklam arasına girmemize işte bir dakika kala hepimiz burada hazır bekliyoruz. Evet. Yayına gireceğiz diye. O sırada ne yaptı Tarık? Ne dedi? Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık etsin dedi. Buradaki herkes de şahit. Yayından önce bunu özellikle söyleyeyim. Yayından sonra da söylerim dedi hatta İsra. Ne dedi? Yayından önce bunu sana söyleyeyim. Yayın esnasında da söyleyeceğim zaten dedi. Evet Esra. Konuşayım mı? Sen konuş ben istiyorsan. Şimdi Esra abla, ilk başta ben kendim biraz anlatayım isterseniz, izniniz olursa. Buyurun. Şimdi Pamuk Hanım'la gerçekten... Pamuk Hanım. Evet. Pamuk da hanım. Ben ilk kez böyle bir şey söylüyorum. Çünkü artık gerçekten bazı şeyler olmadığı için, bittiği için. Ve en azından benim açımdan saygı çerçevesinde bitmesini istediğim için bazı şeyleri. Pamuk Hanım'la konuştuk. Gerçekten bir yola Pamuk belki hanım tekrar... Belki. Pamuk Hanım kendisi. Yani. Evet. Hanımefendi diyeyim hatta. Evet. Ondan sonra şimdi gerçekten biz birbirimizi çok fazla yıprattığımıza karar verdik. Çok fazla uzlaşamadığımız noktalar oluyor. Ve bunlar gerçekten beni artık çok yıpratmaya başladı. Özellikle yaptığı fevri davranışlar, sinirli olduğunda söylediği ağzından çıkan sözler. Benden bahsetmiyor Pamuk. Yani bazı sözler, bazı hareketler belki bir nevi sevdiğinde, değer verdiğinde unutulabiliyor ama bazı söylenenler de insanın şurasına oturuyor. Ve ne olursa olsun o ömür boyu oradan gitmiyor. Şimdi bu tabii hala değer vermiyorum ya da sevmiyorum anlamına gelmiyor. Ama insan ne kadar değer verse de, sevse de, farklı yerlere koysa da olmuyor. Bir şey olmayınca olmuyor. Ve ben 2 hafta boyunca gerçekten emek gösterdiğimi düşünüyorum. Ve gerçekten birçok şeyi denedik bu 2 haftada da. Ama yok, anladık ki biz gerçekten birbirimizle iyi anlaşsak da, çok iyi vakit geçirsek de ayrı dünyaların insanlarıyız. Pamuk. Esra abla, ben de öncelikle Remziye anneye ve ailesine çok çok teşekkür ederim. Kendileri beni onure etti. Gerçekten çok, kendisi de çok saygın bir ailenin çocuğu zaten. Yani söyleyecek
çok fazla bir şeyimiz yok artık, kalmadı çünkü. Biz iki hafta boyunca büyük bir hayallerim vardı, büyük bir umutlarım vardı. Belki yoluna koyamadığımız bir şeyleri yoluna koyarız diye düşünerek geldim buraya. Tabii ki de onun da bir amacı var benimle ilgili. Benim de onun bir amacı vardı. Evliliği düşünüyorduk ama ne yazık ki yani biz bir adım bile atamıyoruz ciddiyete doğru. Yani biraz önce Esra abla tam olarak beyefendinin ismini bilmiyorum. Buraya bir hanımefendiyle çıkan. Evet. Onlar da hatta ilişkileri bitmiş. Özgür. Yani tam olarak bilmiyorum. O beyefendi de mesela biraz önce bir şey söyledi. Hı. Aklımdan direkt bizim ilişkimiz geçti. Her seferinde dışarıda izlerken biraz daha sakin. Biraz daha işte bu bir şey söylerken ya da yaparken fevri davranma, sinirlerine hakim ol diyordu. Baktığınızda ben de aslında... En çok yakındığım durum buydu. Çok fevri davranması, sinirli olması, ağzından sinirliyken ne çıktığını bilmemesi. Yani ben aslında çok sinirli bir kız değilim, uysal bir kızım. Ama bir noktam olduğu zaman bence hangi insan olursa olsun o noktada tabii ki de fırlar yani. O noktalara dokunmak ya da beni uysallaştırmak da onun elindeydi. Bunu başaramadı, ben de onun... ...la ilgili hiçbir şeyi yani, başaramadım. Doğru iletişim bir sanattır gerçekten. Evet. De. Onu başardığınız evet. zaman aslında... Her şey çözülecek ama ne yazık ki başaramıyoruz her zaman. Yani aslında evet. konuşacak çok bir şey kalmadı. Çünkü onda da duygular bitti. Bende de duygular bitti. Belli bir zamandan sonra saygımız da artık birbirimize kaldığını pek düşünmüyorum. İnşallah onu daha mutlu edecek birisiyle yani hayatına devam eder. Yani şöyle söyleyeyim. İki günden beri konuşmuyoruz Esra abla. Hala daha yeri geldiğinde hesap sorabiliyor, mesaj çekebiliyor. Ya da işte hala böyle işte neredesin, ne yapıyorsun diyebiliyor. Bir şeylerin bitmediğinden, ben bu konuda hemfikir değilim. Bir şeyler bitmediğinden aslında adım gibi eminim. Bununla ilgili bir şey biliyorum. Söyleyeceğim. Yok hayır, bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ya da hala yani, daha... Mesela konuşmuyorsunuz ama yine de mesaj çekip neredesin diye tabii, bir soruyor. Tabii tabii yani konuşmadığımız ya takdirde biz kafeye gittiğimizde cep telefonunu elime alıyorum, bir bakıyorum. İşte sen yine neredesin? Kafedeyim neden diye söylüyorum. İşte ben onunla ondan ilgilendiğim sonra, kadar o benim ilgilenmediği için zaten. Ya neyse tamam boş ver bir daha yazma bana falan deyip mesela bitirebiliyor. Hem mesaj atıyor evet, hem evet. cevap. Ay hem çok iyiymiş ya. Yani, artık söylenecek fazla bir şey var mı? Sorabilir miyim? Yani söylenecek bir şey yok. Şimdi siz eski sevgili arkadaş mı olacaksınız? Arkadaşlık değil ben bu. Sadece onu benden daha mutlu edecek karar birisiyle yok, ben hayatına bir şeyi soruyorum devam size. Siz arkadaş olarak devam edecek misiniz? Hüseyin Bey eski sevgiliden arkadaş olmaz diye ben zaten ilk günden beri burada bunu söylüyorum. Tamam ben bu cevabı bekliyordum. Teşekkürler kardeşim. Yanıtmadım. Yolunuz baktınız. Esra abla son bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer izniniz olursa ben de dışarıdaki herkesin benden bir ricası var. Ben de size iletmek istiyorum. Yani siz de isterseniz ben de locanızda halk jürisi olarak yer almak istiyorum. Pamuk sen neyine jüri olacaksın? Konuşacağız Esra. Sen jüriliksin. Jürinin karşısına çıkmalıksın sen yani. Halk jürisi olacaksın. İsterseniz. Olayı de. Değerlendireceksin. Evet Esra abla. Çünkü bazı noktalar var. Ben televizyon karşısında da Esra abla keşke bunu böyle söyleseydin. Bak burada bu nokta var diye hep böyle yorum ha, yapıyordum. Benim üst takılım olacaksın. Estağfurullah olur mu? Peki. Gel otur. Ya neyse pamuğu görünce gülmeye başlarım ben en azından. Peki ne zaman istiyorsan. Yolunuz bahtınız açık olsun. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Ben. Buyurun. Ben Burcu, hazır mısın? Hazırım. Minik bir hatırlatmamız var. Hatırlatmadan sonra Burcu ilk defa kardeşini görecek. Bir fotoğraf karesi de olsa kime benzediğini, nasıl biri olduğunu çok merak ediyordu. Dün sesini duymuştu. Bugün belki de onunla ilk defa bir fotoğrafta tanışmış olacak. Bütün ailenin birlik olup sır gibi sakladığı bir de Ömer var. İnşallah o da bulunur. Ve onu bulduk. Ne diyeceğini bilmiyorum olumlu veya olumsuz ama görecek miyim onu da bilmiyorum ama ben yine de çok mutluyum. Kötü bir deneyim yaşadın ikizini evet. ararken. İkizini bulduk, iletişime geçtik, bizler yalvardık. Ama o asla seninle görüşmek istemediğini söyledi. İkinci kardeşin nasıl bir tepki verecek göreceğiz. İkisine de sesleniyorum. Birinin ablasıyım, diğerinin ikiziyim. Bunun sorumlusu ben değilim. Doğarken ben karar vermedim. Kararları da ben almadım. Biri gelmedi ama diğerinin gelmesini umut ediyorum. Hazır mısın? Alo de. Alo. Alo. Ömer, merhaba. Merhaba.
Ömer'cim, seni büyüten ailen, sana ne zaman itiraf ettiler bu durumu? Ne zaman söylediler? 18 yaşına girdiğimde öğrendim ben bu durumu. Burcu ablamın beni araması sonucu, televizyona çıkıp da bizim isimlerimizin televizyona yayması sonucu mecburen kardeşlerimin de olduğunu söylediler. 20 yıl sonra şimdi aklımda gelip de beni aramaları ayrı bir huzursuzluk yaratıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani bunu 10 sene önce de yapabilirdiniz. Ben doğduktan sonra da görebilirdiniz. Ben şimdi bu soruların cevaplarını siz iki kardeş maalesef veremezsiniz. Kimseyi reddetmiyorum. Ben tabii ki de görüşmek isterim. Beni ablası yerin. Ablası, abla dedi bana. Konuşamıyorum. Nutkum tutuluyor. Biz irtibata geçeriz. Buyurup gelebilirsin yani. Onda sorun yok. Çok Ömer, teşekkür buraya gelmeni istiyorum. Burada buluşalım. Burada sana doya doya sarılayım. Burada buluşuruz, ama sorun değil. Hakan'ın yapmadığını sen yaptın. O yüzden sana çok teşekkür ederim. Şimdi Ömer'in fotoğrafını ekrana getirmeden önce birkaç bilgi vermek istiyorum sana. Kız kardeşin Sibel'di değil mi? Evet. Onun da gözünde problem var. Evet. Doğuştan. Kaç ameliyat oldu? Vallahi sayısını hatırlamıyorum ama 3 yaşın 3 veya 4 yaşından beri ameliyat oluyor. Bıçak görüyor yani vücudu. Ve biliyor musun ki Ömer de 7 yaşına kadar tam 10 tane ameliyat geçirmiş. Çok şükür şimdi çok iyiymiş. Ailenin söyledikleri vardı, onları iletmek istiyorum. Anne diyor ki, Burcu'nun annesi Zeynep hamile kalmış oturduğu mahallede. Çocuğuma aldırmak istemiyorum, biri evlatlık alır mı diye konuşuyormuş. Yani hani ben çocuğu aldırayım gibi bir şey olmamış. Ya çocuk dünyaya geldi, aldırma süresi de geçti, biri evlatlık alır mı? Ömer'i alan ailenin akrabası haber veriyor, görümcesi. Ondan sonra sadece Ömer'in doğduğu gün onu alan aile Cemile teyze gidiyor hastaneye annenin yanına ve direkt eline veriyor çocuk geldikten sonra. Hatta Cemile teyze diyor ki, o anı hiç unutmuyorum, al bir kere Zeynep Hanım, senin evladın, bir kere daha sarıl dedim diyor, sarılmadı diyor çocuğa. Annen hiçbir zaman onlarla görüşmek istememiş. Çocuk bizi bilmesin diye de bir ricası varmış. Tabii annen yıllarca bu duyguları nasıl bastırdı onu da bilemiyorum. Gel. Seni şöyle alacağım. LED'de olacak fotoğraf. Tamam mı? Burcu ilk defa, ondan 2 yaş küçük kardeşi, başka bir aileye büyütülmek üzere verilen kardeşi Ömer'i görecek. Bir fotoğraf karesi bile olsa. Gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım, sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber
olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Kime benziyor? Ablama çok benziyor. Ablana. Bir şeye dikkat ettim. İkizin de ablan Sibel'le, Ömer de Sibel'le daha çok benziyor. Evet. Abimi de andırıyor biraz. Abini de andırıyor. Evet. Bu abisiyle aynı değil mi? Yani aslında ailede farklı olan bir tek sensin sanırım. Yani diğer herkes öyle söylüyor hepiniz zaten. Birbirinize çok benziyorsunuz. Gel. Ne hissediyorsun? İçimden ağlamak geliyor aslında ama ağlamak istemiyorum. Çünkü rahatsızım zaten. Ama o bana abla dediği için de mutluluk var içimde. Ondan dolayı ağlamak istemiyorum. Çünkü Hakan'la çok ağladım. Beni kabul etmediği için, bana kardeşim ya da abla demediği için çok ağladım. Ama bana Ömer abla dediği için ben ağlamak istemiyorum. Aslında gülmek, mutlu olmak istiyorum. Resmini gördüm, çok mutlu oldum. Ve onu bulacağım. Instagram'dan veyahut da başka yerden bulacağım. Yazın da geldiğinde görüşmek istediğini söyledi. İletişime bir şekilde geçeceğim. Hakan'da da çok denedim ama olmadı. Ablam hatta Hakan'ı buldu. Soyadı Demirkaya diye Hakan'ını engellemiş. Öyle yani. Gönül isterdi ki burada sarılayım doya da ikisine de. Ama olmadı. Bizim de kaderimizde fotoğrafları görmek varmış sadece. Şimdi sizin hikayenizdeki asıl olay annenin ve babanın gönül rızasıyla kardeşlerini veriyor olması. Asıl kırgınlık burada başlıyor. Sen, Hakan, Ömer bu konuda daha suçsuz ve günahsız insanlarsın. Ay yavrum benim, Beşiktaşlı, Ömer'im benim ya. Siz günahsızsınız ama senin annenin ve babanın yani dünyaya gelen çocuklarını veriyor olması bu çocukların kendi hikayelerini öğrendikten sonra çok büyük bir hayal kırıklığı. Şunu bilselerdi yani anneleri babalarının elinden alınmış, kaybolmuş, mecbur kalınmış olduğunu bilselerdi bir duygu barındırabilirlerdi içlerinde. Evet. Bu fotoğrafı da sana vereceğiz. Yine telefonu da sanırım ana ekranında da olacaktır. Evet. Çok teşekkür ederim ben size. İnsan empati yaptığında şunu da düşünüyor. Yani acaba kendi annesi babası böyle bir şey yapsaydı? Kızarsın yani. Tabii ki büyük İçinde bir travma olur. Yaşıyor çocuklar. Ki bir bebeğin, bir çocuğun geleceğiyle oynamak, bu şekilde onun bütün haklarını belirlemek gerçekten çok vicdan isteyen, çok büyük sorumluluk isteyen bir davranış. Mesela şimdi Gülşen abla geliyor, diyor ki ben ikiz çocuk doğurdum. Bir çocuğumu elime verdiler, diğer çocuğumu aldılar. Biz o çocuğu bulduğumuzda o çocuk buradan koşarak gelecek biliyor musun? Aradaki duygu farklılığı var. Önce Gülşen abla geliyor alkışlarla. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Beni çok mutlu ettiniz. 23 yıl kendimi kaybettim ama bugün gene kendimi buldum senin yanında. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum. Gel şimdi söyleyeceğiz. Gerçekten. Şimdi dün Gülşen abla o kadar perişandı ki onun 23 yıldır ne hissettiğini ne yaşadığını hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Sadece burada anlık gördüğümüz
o gözyaşlarıyla, o isyanıyla anlayabiliriz. Sabah dedim ki ekip arkadaşlarıma, önce dedim Gülşen ablayı bir kuaföre gönderiyorsunuz, evet, bir saçını boyatıyorsunuz dedim. Şu anda dedim benim karşımda güçlü bir anne olması evet. gerekiyor. Onun için de ayrı teşekkür evet, ediyorum. Kuaföre gidecek, evet. saçları boyanacak, güçlü karşıma çıkacak. Evet, çok çünkü belki de 23 yılın o hasreti ve özlemi bitecek. Bak buna canı gönülden evet. inanıyorum. Evet, buna çok çok ben de inanıyorum. Sen de buna inanacaksın. Evet. Sonsuz inanıyorum. Şu an karşıma çıkacak gibi hissediyorum. İnşallah. Çünkü canı gönülde hepiniz gerçekten çok çok arıyorsunuz. Emeğiniz çok. İnkar edemeyiz bunu. Hayır. Gerçekten. Gel. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gülşen Hanım, ben bir bizim soru için sormak çok önemli. İstiyorum. Buyurun. Dur, bir hatırlatmamız var. Dur, alayım buradan. Hatırlatma gelsin Hadi. Ekrana. Ondan sonra başlıyoruz Gülşen ablayla. Gittiğimde doğum başladı zaten. Bunlar bana bir iğne yaptılar. 4-5 saat sonra beni servise aldılar. Tek çocuğumu gördüm yanımda. Sorduğumda bana bağırarak konuştu. Tek doğurdun dedi, ne ikizi dedi. Çocukların ikiz olduğunu evet. sana söyleyen, iki kere kontrole gittiğim evet. bir doktor var. Evet. Kimdi o doktor? Ersin. Ersin Bey, soyadı? Evet. Su ismini bilmiyorum. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz var. Ersin Bey'den ikiz olduğunu söyledi dedi. O dönemlerde Ersin Çıtırık'tan başka röntgene bakan, USG'ye bakan en ünlü doktor Adana'da Ersin Çıtırık'tı. Leyla Hanım'ın yanında çalıştığı doktor. Eğer Gülşen Hanım'ın gittiği doktor da Ersin Çıtırık'ta, Reşit Bey'in olayında da anlatılan Leyla Atay Ersin Çıtırık'ın sekreteri. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz daha var. Ersin Çıtırık. Bu radyolog kendisi. Bir görüntüleme merkezleri var bunların. Evet. Leyla Hanım hala orada çalışmakta. 10 ay oldu, orada gördüm kendisini. Kimliğini çıkartacağım. Bana memur dedi ki ya dedi şimdi seni polise vereyim mi dedi bana. Sen bu çocuğu çaldın mı dedi bana. Anne adı Fatma Karaca, baba adı Mehmet Karaca. Ve tekrar döndüm geldim danışmaya. Sordum. Dediler ki sen burada doğum yapmamışsın. Kesinlikle dosyam yok orada. Başhekime söyledim. Kağıdı düzelttiler, verdiler bana. Diğer kağıdı da aldılar zaten. Sonra Esin Bey'e gittim ben. Sen bana ikiz dedin. Ama şimdi tek. Nasıl tek dedi bana. Bana rapor verecek misin? Veririm dedi. Ama nerede doğum yaptın? Dedim. Adana'daki o M doğum evinde. Evet, orada doğum yaptım. Veremem o zaman dedi. Ben başımı belaya sokamam dedi. Ben başımı belaya sokamam. Siz oğlunuz Akgün 3 yaşındayken mahallenizde bir komşunuza doğum gününe gidiyorsunuz. Evet. Arkadaşımın halası gelmişti. Evet. Ve ilk defa o kadın beni gördü. Ben de ilk defa onu gördüm. Çocuğumu görür görmez Akgün'ü. Kadın şoklarını yaşadı. Benim komşumun çocuğu dedi. Arkadaşım dedi ki Yasemin hala dedi. O Gülşen abla doğurdu. Ben de biliyorum. Kadın sordu bana doğum tarihini sordu. Doğum tarihini söyleyince kadın 90 gülümsedi. Üstü. Bana döndü dedi ki ben sana peki dedi göstersem ne yaparsın dedi bana. Görürsem tek bir ben çocuğumu alacağım dedim. Çocuğu alırım deyince kadın hiçbir şey söylemedi. Yasemin hatta. Hatırlıyorsan halan ilk çocuğu gördüğünde Akgün'ü. Bu benim komşumun çocuğu. Ben hayır dedim, haykırdım, sen haykırdın, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Sen sordun hala dedin, o da nerede doğum, yani o ne zaman doğum yaptı dediğinde. Dedi ya hani o hastanede evlatı kaldı, o doğum yapmadı. Evet evet hatırladım. Halanızın adı soyadı nedir? Gülay Güven, Yenibey Mahallesi'nde oturuyordu. Oğlumun ikizini arıyor bana bulsunlar. Şimdi bizim için en önemli bilgilerden bir tanesi de şuydu. Sen 3 yaşında o doğum gününe gittiğinde doğum günü sahibinin halası dedi ki aa bizim komşunun çocuğunun burada ne işi evet. var dedi. O hala Gülay vefat etmiş ama Adana'daki Yenibey Mahallesi'nde oturuyor. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Çünkü bazı bilgiler de geldi şimdi dün kayıt şeyle istihbarata WhatsApp ihbar numaralarına. Bir sürü mesajlar geldi, telefonlar geldi. Onların hepsini de değerlendireceğiz. Seninle de ekip arkadaşların paylaşıyorlar. Önce elinde bir fotoğraf varmış. Evet, doktor Ersin Çıtırık. Ha, Ersin Çıtırık. Evet, Ersin. Şimdi o fotoğrafı bir delede verelim elindeki fotoğrafı. Ben onu ekibe vermek istiyorum. Ben bunu internetten çıkarttım. İnternetten çıkarttım. Evet. Ersin Çıtırık, radyolog evet. olan görüntüleme merkezi var Ersin Bey'in. Genelde o bölgedeki hamile kadınlar, yani Adana'daki hamile kadınların hepsi oraya gidiyorlar. Gülşen abla şundan emin. Ben iki kere bebeklerimin ikiz olduğunu Ersin Çıtırık Beyefendi'ye, evet. doktorumuza, onun söyleyecekleri de bizim için çok önemli. Gittim orada kontrolleri yaptırdım. Evet.
İki kere gittin. İki kere gittim. Kaçıncı aylarda gittin? Bir 6,5 aylıkta. İlk gittiğimde işte bir tanesi yani cinsiyeti belliydi. İkincisi dedi belli değil, bir ay sonra tekrar geleceksin dedi bana. Ve ben bir ay sonra tekrar gittiğimde bebek dönmüştü. Yani ikizlerdi, ikisi de erkek dedi, tek yumurta ikizi. Ve herhangi birinde bir işaret yoksa eğer dedi, hangisi hangisi olduğunu bilemezsin. Ve bir kopyadır onlar dedi. Tek yumurta ikizleri birebir birbirlerine benzerler. Evet. Sen bu arada bütün eşyalarını ikizlere göre mi hazırladın? Aynen, aynen, aynen. O zaman da çok durumum iyi değildi ve o şekilde ben ikisini o şekil hazırladım. Her şeyimi çift çift hazırladım. Ama hayal kırıklığına uğradım. Ha bir de bana şunu söyledi. Ne eşyalar neyse işte yani ben şu an biraz takıldım ya. Ben bunu vereyim görmek istemiyorum. Anladım. Ne oldu Gülşen abla? Ha. Arada gidip geliyorsun. Gidip geliyorum, gördüm gördükçe kötü oluyorum. Bu arada Akgün biraz sonra Sürütüyor'da olacak. Gülşen ablanın 93 yılında doğurduğu oğlu Akgün. Onun ikizini arıyor. Meydoğum Hastanesi'ne Ersin Çıtırık yönlendirdi. En önemli cümlende bu. İki kere de ona kontrole gittiğimde bana ikiz bebeklerin olacak evet. dedi. Bir de... Sen zaten bütün hazırlığını ikiz bebekler evet, için mi yaptın? Aynen, her şey iki tane, aynen, iki tane. Durumun aynen, da yok. Yoktu. Hepsini hazırladım gittim. İşte dediğim gibi hani doğuma gittiğimde o yaptıkları iğne hayatıma mal oldu. Gençliğimi aldı benden. Sana bir iğne yaptılar diyorsun. Evet. Ve o iğnede oyudum, bayırdım, zehirlendim bilmiyorum. Ama ağzında hep köpükler gelirmiş. Bunu gelen ev sahibim ve komşularım söyledi. Yataklar yayılı olduğu için şok geçirirsin ya hani. Evet. Ve o şekil oynarmış adımla yatak. Ev sahibim bana konuştuğu kelime şuydu. Sana ne yaptılar kızım dedi. Ne yaptılar sana? Ağzına bu köpükler geliyor, sen zehirlendin. Ne yaptılar dedi. Ama konuşup bir tek cevap veremedim. Çünkü konuşamıyordum. Şimdi enteresan bir iki ihbar geldi bize. Telefonda olacak mı o ihbarlar? Arıyorlar şu anda. Bir tanesi, mesela bir seyircimiz aramış demiş ki... Adana Yenibey Mahallesi'nde Hürriyet İlköğretim Okulu varmış. Orada ismi Mert ya da Metin olan bir çocuk Akgün'ün ikizi gibi... ''Aa bizim Metin değil mi?'' diye tepki vermişler fotoğrafı, Akgün'ün fotoğrafını gördüklerinde. Diğer tarafta da mesela... Bu sefer Murat adında yani aynı iş yerinde çalışan hatta Gülşah diye bir kıza nişanlandığını falan söyleyen iki tane de telefonumuz var. Önce bir Akgün çağıralım mı? Evet. İki gözün geliyor. Gözlerimin nuru geliyor. Gözlerinin nuru geliyor. Akgün'ün de ikisini arıyoruz. Aynı. Çok yalnızım sana gel diye ben yalanlarda yoruldum ah sonumu bilemem anne. ...93 yılında sevgili seyirciler... ...14 Kasım mıydı doğum tarihin? Evet. ...14 Kasım 1993 yılında... ...o Adana'daki M doğum evinde... ...ikizlerini beklerken... ...kucağına Akgün verildi... ...tek çocuğu var... ...Gülşen abla ikizini arıyor... ...çok yakışıklısın maşallah... ...teşekkür ederim... ...kız kardeşi de Sürütüyor'da... ...Akgün Hanım'ın iki evladın var değil mi? Yok 4 tane... ...4 tane evladım var... kızı da Sürütüyor'muzda. Şimdi bütün aile siz annenin anlattıklarıyla büyümüşsünüz Akgün. Aynen öyle. Vallahi nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Hem heyecanlıyım hem böyle biraz şok oldum. Gönül isterdi ki yani ikizimle o 24 seneyi dolu dolu geçireyim.
aldılar yani bizim çocukluğumuzu belki de güzel geçecek zamanımızı aldılar. Bir şey diyemiyorum yani şu an. Şimdi senin fotoğraf karelerini ekrana getiriyorduk ama fotoğraftakiyle buradaki canlı canlı Akgün hiç benzemiyorlar. Bazen o fotoğraflara kanmamak da lazım. Neler anlatıyordu annen? Çünkü annem burada çok heyecanlanıyor, strese giriyor. Bazen sürekli aynı konuyu konuşmak onu yıpratıyor. Farkındayım. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Ben lise dönemime yakın zamanda artık tam olarak öğrenmeye başlamıştım. Böyle hep böyle bir ümit vardı içinde. Böyle anlatırken böyle gözleri parlardı. Yani hala öyle bulacağına dair hep ümidi vardı. Konuştuğu zaman böyle hep böyle nasıl tarif edeyim böyle kendinden geçerdi böyle boşluğa düşerdi. Burada da aynı şey oluyor biliyor musun? Bir anda Gülşen abla kendinden geçip bir boşluğa düşüyorsun. İşte boşluğa düşerdi. Ondan sonra odaya geçerdi kendi başına böyle sessiz sessiz ağlardı falan. Ya bir insanın 23 yıldır sürekli aynı duyguyu hissetmesi çok ağır bir şey ya. 23 yıldır da bu mücadeleyi sürdürüyor musunuz? Onu arama ve bulma mücadelenizi. Mahallelerde resim bastırıp sokak sokak. Şimdi iki olay var yaşadığı. Akgün 3 yaşındayken doğum gününe gidiyor. O doğum gününde bulunan başka bir kişi bulduk o aileyi de. Mahalledeki, kendi mahallelerindeki çocuk sanıyor Akgün'ü. Diyor ki hayır bu benim çocuğum. Bu bir. Bir de eltisi baraj yolunda Adana'da baraj yolunda Akgün yanından geçti ona selam vermedi diye düşünüyor. Demek ki o civarda, o çevreden birinde. O civarlarda olabilir. Akgün'ün ikizini arıyor. Gülşen abla, oğlu da şu anda canlı yayında görenler, bilenler varsa. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. Sadece sizin konunuzla ilgili değil. Yani o hastanede doğum yapıp çocuğu öldü denilen ve şu anda öldüğüne inanmayan bir sürü aile ve ihbarlar var. Evet. Ve enteresan ki herkes gidip oradan evlatlık çocuk alabiliyor. Yani bayağı bir orayı başka bir kurum olarak Gülşen görmüşler. Gülşen Hanım size öldü denildi ama... Denilmiyor öldü. Bana... Ne denildi size? Tek olduğunu söylediler. Bana öldü dediler. Onu da söylemediler yani. Buyur etmediler. Ha. Yani doğduğuna dair hiçbir emare yok hastanede ve hastane kayıtlarında. Yok. Tabii telefon, ismini vermek istemeyen bir seyircimiz var. Alo. Alo. Efendim. Alo. Merhaba, hoş geldiniz canlı yayına. Merhaba. Nereden arıyorsunuz yani şehrinizi verebilirsiniz? Adana Seyhan'dan arıyorum. Adana Seyhan'dan arıyorsunuz. Gülşen ablayla evet. Alakalı. Evet. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben ona çok benzer, yani böyle fotoğrafta gördüğüm zaman çok benzettim. Fakat yüz siması az bir şey daha ince ve zayıf olmuş olduğu için. Ben benzettim ve Yeni Bey deyince ben direkt aradım sizi. Hani çok uyumlu, kendisi Yeni Bey'de oturuyor. Yeni Bey mahallesinde Akgün'ün benzeri biri mi var? Evet. Kimdir, kaç yaşındadır? Adı Murat, yaşı 23-24 yanlış hatırlamıyorsam. Ben kendisiyle bir tekstil ortamında sakin, çalıştım. Sakin, Gülşen abla hiçbir şeye sevinme. DNA testi yapılmadan sevinemezsin. Evet. 24-23 yaşlarına yani şu an nişanlı. En son aldığım haberle annesini kaybetmiş. Bundan kısa bir süre önce. Verebileceğim bilgiler bu kadar. Peki, ama, bir şey soracağım. Kaç kardeşler onu biliyor musun? Nerede beraberdiniz? Annesiyle babası ayrılmış. Evet. Kendi öz annesinden tek evlat. Tek evlat. Tek çocuğu. Olması da aslında evet ama üvey annesinden başka kardeşleri var. Ya üvey annesi değil yani onu büyüten evet. Anne babasının tek çocuğu mu? Böyle anlatayım size. Evet. Annesiyle babası ayrıldıktan sonra babası başka bir hanımefendiyle evleniyor. O hanımefendiden başka evlatları olduğunu biliyorum. Anladım ama evet. Senin tanıdığın arkadaşın hani Akgün'le benzeyen, Yeni Bey mahallesinde oturan tek çocuk. Evet, evet tek çocuk. Peki, okuyan hatta, üniversite bitirmiş. Üniversite okumuş. Peki siz nerede beraber çalışıyordunuz orayı kaçırdın? Biz... ...beraber çalıştınız.
Evet. İsmi de Murat'tı. Mesela Murat'ın iletişim numarası var mıydı sende? Dün akşam onu aradın mı? Ya Murat böyle bir durum var. Ben size yardımcı olabilmek için çok aradım ama sadece çalıştığı iş yerini öğrenebildim. Ve annesi, üvey annesim, öz annesim bilmiyorum vefat ettiğini öğrendim. Yani onu büyüten annesinin eğer öz annesi ya da değil bilemiyoruz onu. Onu büyüten annesi vefat etti. Büyüten mi diğer annesi mi bilmiyorum şu an. Anladım. Murat diye biri vardı Yeni Bey Mahallesi'nde. Evet Yeni o Bey Mahallesi'nde. O da 23-24 yaşındaydı. Tekstilde beraber çalışıyordunuz. Evet, hatta üniversite bitirmiş, bilgisayarlık mühendisliğini bitirmiş. Fakat mesleğini sevmediği için bilmiyorum, mesleğine geçiş yapmamış, tekstilde çalışıyor. Sizle beraber tekstilde çalışıyordu. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgilerden dolayı. Zaten şimdi ekip arkadaşlarımız hafta sonunda Adana'da olacaklar. Bazı gelen ihbarlar var, onları değerlendireceğiz. Oradaki insanlarla da görüşülecek. Enteresan illerden senin fotoğrafını verdikten sonra enteresan illerden de fotoğraflar geldi. Tabii asla şunu bilemiyoruz. Yok biz Adana civarı diyoruz da aldılar belki başka şehre gittiler. Hiçbir şey bilemezsin. Hiçbir şey. Buyurun. Ben Gülşen ablaya bir şey sormak istiyorum da. Gülşen abla bu Ersin Bey'in muayenehanesine gidip ultrasona girdiğinde iki defa gittim ve ultrasona girdim dedin. Evet. Bu arada aranızda muhtemelen bir sohbet geçti. Tabii hiç ki. Size şöyle bir şey söyledi mi? Hani doğum yapacağınız hastaneyle ilgili bir yönlendirme. Hani bu Adana M doğum evine yönlendirme evet. gibi veya oradan bir isim verme gibi bir durum oldu mu? Oldu. Ben o yönler dedi. Anladım. Peki teşekkür ederim. Size onu dedi. Yani ben doğum yapacağım dedi. Öyle demedim. Kendisi bana dedi. Sen dedi hani doğumun zor geçecek bana. Sakın evde doğum yapayım deme. Ve doğum evine gideceksin. Yani özellikle sizi o hastaneye yönlendirdi. Evet. Peki isim falan verdi mi hatırlıyor musunuz? Yok. Hani oraya gittiğinde yok. Şunu bul bunu bul yardımcı olur gibi. Yok isim vermedi. Sadece beni oraya yönlendirdi. Tamam teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sizin orada hemşire olarak hatırladığınız bir isim var. Evet Seher Hemşire. Seher Hemşire'yi siz söylemiştiniz. Evet. Tamam. Onu söylüyorum yani 90'lı yıllarda orada çalışan Seher Hemşire diye biri var. Evet, çok enteresan. O dönemde orada hemşirelik yapan hiç kimse de bize yardımcı olmuyor. Bize normalde arayıp yardımcı olmaları gerekirken o hastanede çalışan günlerdir de bu konuları işliyoruz. Bir tane hemşire bile o dönemde görev yapan hiç kimse bize bir alo ay size yardımcı olalım şunu biliyoruz bilmiyoruz demedi. Daha önce o hastanede benzer vakalar olduğuna dair ihbarlar var mı? Çok önemli ihbarlar var. Hatta bir aile çocuk alacak. Anne çocuk almayı kabul ediyor baba reddediyor. O ihbar da bizim için çok önemli. Şimdi o hastanede 80 ve 90'lı yıllarında Seher, Özlem, Filiz görev yapıyorlar değil mi? Bize verilen isimlerde. Hatta Özlem Hemşire ile Leyla Atay'ın arasının iyi olduğu da söyleniyor. Bu Reşit mevzuunda bize gelen bilgilerde çıktı. Yani Özlem Hemşire var. 84'te, 85'te o yıllarda çalışıyor. Leyla Hanım'la da arasının iyi olduğu düşünüyor. Bir sürü ihbarlar geliyor ama insanlar... çekiniyorlar mı ya da biz de aldık demeye korkuyorlar mı sizden tek bir ricada bulunuyorum ne olur korkmayın lütfen bildiklerinizi bizimle paylaşın Reşit'in DNA'sı çıkmadıktan sonra dedik ki arı kovanına çomak soktuk diye bir sürü bilgiler geldi bunlar bizim için çok önemli bilgilerdi dün canlı yayında Ayten Hanım'ın o hastaneden bir kız çocuğu evlatlık aldığı iddiası vardı. Ayten Hanım'ı da yayına bağladık. O hastaneden bir çocuk aldınız mı dedik. Evet aldık dedi. Şu cümle bizim için çok önemliydi. Daha doğum halinden çıkar çıkmaz hani sıcak sıcak mı dedi. Daha göbek baba yani kesilir kesilmez hemen sarılıp sarılıp yani neden bu doğum halinin vakalar... kapısında bir anneye yani çocuk hasreti çeken bir anneye bu çocuk hangi şartlarda nasıl temin edilebiliyor? Kim buna cesaret ediyor? Ben buna hayret ediyorum. Yani özellikle bir de orada olması. Şimdi neden nüfus dairesi, nüfus müdürlüğü, niye nüfus bilgilerimiz var? Niye devlet bunların kayıtlarını tutuyor? Toplum düzenini korumak için. En anlayacağınız basit dilde anlatıyorum. Yani kamu düzeni var. Kamu düzeni herkes, var. Bir Reşit'in bir kız kardeşi olduğunu varsayın. Değil mi? Reşit'i de Adana'da Kerim abla aldı. Ve bu doğal, yani normal yollardan verilme alılma değil. Bakın usulsüz bir şekilde yapılıyor.
Reşit de mahallede bir kıza aşık oldu ya da başka mahallede. Ya kardeşi ise? Şimdi bu ihtimali de lütfen düşünün. Ya kesin. Yani insanlar bilmeden kardeşiyle yani de evlenebilirler. Yani bir insanın hayatıyla oynuyorsunuz. Aynen, hayatı ve geleceğiyle oynuyorsunuz. Bir çocuğun, bir bebeğin hak ve menfaatlerini daha doğarken yok ediyorsunuz. Yani bu nasıl bir vicdandır? Her şeyden önce. Hadi yasaları, yaptırımları her şeye, bir evet. tarafa bırakalım. Buna cesaret edebilmek de enteresan. Ve hepsinin de söylediği şu cümleyi unutmayın. Anne gayrimeşru doğurmuştu çocuğu. Bak hep aynı hikaye. Reşit'in yani, annesi de gayrimeşru çocuk doğuran anne geldi. Çıkmadı DNA'da. Bir çocuğun hayatı hiçbir namus anlayışından, hiçbir toplum baskısından ya daha önemli değil. O çok güzel bir kılıf. Gayrimeşru çocuklu diyorlar. Ya o çocukların da geleceklerine haksızlık ediyorlar. O başka bir mevzu. Sen ne hissediyorsun? Yani bir tarafta ya anne pes et. Tamam böyle bir şey yaşanmadı. Say mı diyorsun? Yoksa onunla beraber hep aradın mı ikizini? Yani zaten ben öyle bir şey söylesem bile annem kesinlikle kabul etmez. Çünkü yani nasıl tarif edeyim? Gerçekten yürekten inanıyor olacağına. Ben de tabii ki arıyorum ama o bir anne tabii ki benden daha fazla düşünüyor, daha fazla hedefliyor. Ama en az tabii onun kadar ben de isterim kardeşimin, ikizimin bir an önce bulunmasını, yanımızda olmasını. Benim için şu anki görüntün o kadar önemli ki yani fotoğraf karesinden çok farklı bir çocuk var. Yenibey Mahallesi bize gelen önemli bilgilerden biri Adana M doğum evinde Gülşen abla doğum yapmış. Çocukların ikiz olduğunu söylüyor. Doktor raporlarında olduğunu söyledi, dile getirdi. O dönemde radyolog görüntüleme merkezi olan Ersin Çıtırık beyefendi iki kontrolünde 6 ve 8 aylıkken yapmış doktor. Söyleyin sorular var. Ben sadece şunu merak ediyorum. Yani diğer ikizi de kesin erkek miydi? Evet. Yani belki bir bayan da arayabiliriz diyecek. Yok yok, tek yumurta ikizi. Yok ama kız da olabilir. Doktorun bana anlatışı. Tamam, erkek, belki bir bayan da aratmış evet. olabiliriz biz diye düşünüyorum ben. Yok işte tek yumurta ikizi ve ikisi de aynı dedi. Herhangi birinde bir işaret yoksa hangisi hangisi olduğunu bilemez. İkisi de erkek dedi. Evet. Esra Hanım, Gülşen Hanım dedi ki ben Ersin Bey'in muayenehanesine gittiğimde çocuklarımın ikiz olduğuna dair rapor istedim. Ancak böyle bir rapor veremem. Başım belaya giderdi. Sonrasında, doğumdan sonra. Tamam, sonrasında. İsteseydi şöyle bir yazı veremez miydi bilmiyorum. Avukat Hanım da aynı şeyi söyler mi? İşte hastamız Gülşen Hanım şu şu tarihte kliniğimize başvurarak bir ultrasyon görüntüsü alınmıştır. Bu görüntünün sonucunda ikiz bebek olduğuna dair saptanmıştır diye bu şekilde bir yazı verebilirdi. Hayır, bu yazıyı da vermemesi de çok enteresan. Yazı vermesine gerek yok. Zaten kliniğinde muayene edilenlerin normalde bir kayıt defteri olması lazım. Ve onun da bir dosyasının olması gerekirdi. Yani aslında 93 yılındaki o kaydı gördüğümüzde evet. bu ortaya çıkacaktır. Tüm doktorlar bu kayıtları tutuyorlar. Kesinlikle. Peki. Hürriyet İlk Öğretim Okulu'nda Kübra Yazıcı Akgün'ün ikiziyle aynı sınıfta okuyormuş. Aslı öğretmenin sınıfında. Ha bu bize gelen ihbar. Şimdi Hürriyet İlk Öğretim Okulu var Adana'da. Ondan sonra Yenibey'de, Yenibey Mahallesi'nde. Bizi Kübra Yazıcı arıyor değil mi? Kübra Yazıcı diyor ki ya Akgün'ün ikizi vardı. İkizi gibi ona benzeyen biri vardı. Aslı öğretmenin sınıfındaydı. İlkokul mu bu? İlkokulda. Yani o zaman kaç oluyor? İlkokul 99 mu? Yani 10 sene, 23 yaşındasın işte. İlkokulda, Hürriyet İlkokulunda neydi çocuğun adı? Mert ya da Metin'di diyor. Aslı öğretmenin sınıfındaymış. Hürriyet İlköğretim Okulu'nda Mert ya da Metin isimli biri varmış. Akgün'ün ikizi gibiydi diyor. Aslı öğretmen varmış. Sanırım sınıf öğretmeniydi o zaman. Çok benziyor. İnsanlar gördükleri insanları kolay kolay da unutamazlar bir de vakit geçirdilerse. Buyurun. Biz toplum olarak çok duyarlı bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda Akgün de ekranda lütfen izleyenler, illaki görenler olmuştur. Bence ihbarların gerçekten çok artmasını istiyorum. Çünkü Gülşen abla artık ağlamasın. Bence şahitlere falan gerek yok. En iyisi Akgün'ü görenler, benzetenler lütfen bağlansın. Şimdi ismini vermek istemeyen bir seyircimiz daha var. Genelde insanlar hani bu gibi bildiklerini açıklamakta isimlerini vermek istemiyorlar. Saygı duyuyorum. Alo. Efendim. Hoş geldiniz canlı yayına. Esra Eroğlu ben. Canlı yayındasınız.
Sağ ol Esra Erol'cum. Teşekkür ediyorum yaptığın yayından dolayı. Teşekkür ederim. Açım için bir bilgi vermek istiyorum. 93 yılında benim oğlumla yaşlı karşı komşum evlatlık aldılar bir oğlan çocuğu. Ama oğlan çocuğunun Ankara'dan getirildiği söylendi. Ama görümcesi dedi ki Ankara'dan nereden getirdiler? Yalan dedi. Nereden aldılarsa alındığı yeri demiyorlar dedi. Şimdi 93 yılında... Anlat teyze sen. Aşkım resmini görünce, resimleri gönderdik internetten, çocuğun resmi var. Resimle şeyden, resim çok benziyor, aynısı. Yılda tutuyor, ayda tutuyor. Şimdi bak, benzerliği hat safhada. Akgün karşında senin. Görüyorsun değil mi Akgün'ü televizyonda? Ya, televizyonda odada değil mi? Evet ben görüyorum, dünden beri istiyorum. 93 yılında... 93 yılında evlatlık alınmış. Peki hangi mahallede oturuyorsunuz siz? Ben şu an oturduğum yer, ben şu an Kayseri'deyim. Ben Adana'dan taşındım. Tamam, Adana'da hangi mahallede oturuyordunuz? Ulubatlı Hasan Mahallesi, 3097 sokak. Tamam, o kadar sokağa kadar girme. Seni yerim ben. Ulubatlı Hasan Mahallesi. Evet, evet, evet. 3097 sokak mı dedi? Evet, evet. 3097 sokak. Peki. Lütfen bak, ismini falan, telefon numaram sakın verilmesin bak. Annenin gözyaşlarına ben dayanamadığım için aradım. Bir şey söyleyeceğim bu konuda. Teyzeciğim, teyzeciğim. Efendim, teyzeciğim, efendim sana şunu söyleyeceğim. Bize bu konuda yardımcı olanlar, evet, ismini vermek istemeyen seyircimizin telefon numaraları ve bilgileri asla paylaşılmayacak. Mühim olan bize bu desteği veriyor olmanız bizim için çok önemli. Sizin hayranınızın günlük bakıyorum size. Ay sağ ol teyzem. Şimdi peki o çocuk evlatlık olduğunu biliyor muydu? Kesinlikle evlatlık, kesinlikle. Ailenin başka çocuğu yok zaten. Tamam, benim oğlumla yaşı aynı sokakta büyüdüler. 93 yılında. Hayır, çocuk biliyor muydu bunu? Çocuk biliyor. Çocuk 6 yaşlarında falan öğrenmiş. Benim oğlumla arkadaş olduğu için benim bizim eve gelir. Dedi bana teyzeciğim dedi, ben evlatlıymışım, sen bunu biliyor muydun dedi. Ben de çocuk üzülmesin diye hayır dedim, serbestçiyim dedim, senin evlatlık olduğunu ben bilmiyordum dedi. Peki ismi neydi çocuğun? Çocuğun ismi Servet. Servet. Evet. Servet, Adana'daki Ulubatlı mahallesiydi, evet, değil mi? Evet, evet, evet. Ulubatlı Hasan mahallesinde oturuyor. Ulubatlı Hasan mahallesinde. Evet. Sizin apartmanınızdaki bir komşunuz evlatlık olarak... Apartman değil, bizim evlerimiz hep müstakil. Herkes birbirini tanır. Ha tamam. Yani o mahallede bir aile bir çocuk aldı. Evet, evet. Şunu, mesela şu cümleyi kurdular mı? Biz işte gittik sosyal hizmetlerden, devletten aldık bu çocuğu dediler mi? Hayır. Ondan ben kendilerine ne sordum ne de o konuda hani üzmek de istemedim. Bana görüngesi dedi, karşılıklı komşuyuz. Dedim güllük bir çocuk almışlar, biz nereden aldılar dedim. Vallahi biz bir aile dedi, kadın ekiz yapmış, ekiz doğum yapmış dedi. Ailenin bakacak durumu yoğunmuş dedi, evlatlık vermişler çocukları dedi. Peki aile ikiz bebek mi doğurmuş demiş, görümce ne dedi bir daha mısın? Evet, anne ikiz bebek doğurmuş, ailenin de bakabilecek kişi yokmuş dedi, evlatlık vermişler dedi. Çocuğu Ankara'dan getirildiğini söylüyorlar dedi. 93 yılıydı değil mi? Kesinlikle 93 yılı, evet. 93 yılında. Evet. O ailenin adı soyadı neydi? Ailenin adı soyadı. Şimdi adını soyadını vermek zorunda mıyım? Hayır, ailenin... Peki ekip arkadaşlarım bu bilgileri sizden alacaktır. Anne babanın adı soyadı lazım bize. Görümcesi dedi ki... Bu çocuğu dedi, anne dedi ikiz doğurmuş, ikisine bakamayacakmış. Size verelim demişler. Evet, görümce onlara vermişler, almışlar dedi. Biz de küçüksek bilmiyorum dedi. Ankara'dan getirildiğini söylüyorlar dedi. Ankara'dan getirdik demişler o zamanlar. Ankara'dan aldık demişler aileye. Şimdi bu iller, şehirler ve yanlış olabilir. Çünkü neden? Ya aileler bakamıyor, bu yüzden biliyor, evet, ya da çocuk gayrimeşru. Tabii. Yani belli kelimelerin ve hikayenin altına sığınmak zorundalar. Hiç kimse ben bu çocuğu aldım bilmem ne yaptım demez herhalde. Teyzem çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ben de öpüyorum sizi. Yalnız bak ekip arkadaşlarım arayacaklar. Bu Servet'in ailesiyle ilgili bilgileri isteyecekler. Tamam mı senden? Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Söyle ablacığım. Hani sınıfın kapısı açılır da müdür içeriye bir çocuğu getirir.
çocuklar bu okulumuza yeni geldi der ya. Evet. Siz de hemen teneffüste o çocuğu benimsersiniz. Akşam odamızın kapısı çalındı. Görevli arkadaşımız Gülşen Hanım'ı getirdi bize. Gülşen Hanım tabii ki buradaki durumun sonucunda inanılmaz şekilde bitkin vaziyetteydi. Ben de çok etkilendim. Anneyim çünkü. Onu çok iyi anlıyorum. Benim de çocuklarımın birisi üçüncü, birisi beşinci. Ve Gülşen Hanım geldi. Biz onu hemen aramıza alıp oturtmak, onunla sohbet etmek istedik. Ancak o tabii ki haklı olarak yalnız kalmak istedi. Kafasını dinlemek ve bildiklerini hatırlamak için de. Tabii ki. Saygı duyduk ve biz onu yukarıya yolcu ettik. Arkadaşıma dedim ki, şimdi biz Gülşen Hanım'a kısa bir zaman için izin verelim. O duşunu alsın, yanımıza ısrarla alalım. Ama hiç ona... Ne konuştunuz muyum? Yani bir araya geldiniz mi? Geldik. Geldiniz. Evet. Ne konuştunuz? Evet. Sonra Gülşen Hanım'ı bekledik bir yarım saat kadar. Tamam neyse geldi. Yanımıza indi ve arkadaşıma dedim ki biz hiç bugünkü olaylardan bahsetmeyelim. Başka bir şeyden. Evet hiç çocuğundan da bahsetmeyelim. Hatta o bu konuyu gündeme getirirse biz konuyu farklı yönlere çekelim. Evet. Karyolamızın üstüne kız öğrencilerin yaptığı gibi oturduk. Sunan abla ne konuşunuz onu söylesem çünkü i̇şte birkaç sorun var onu ama söyleyeyim önemli yani oraya için. Kadar olan hazırlık bölümü de bence önemliydi. Eli titriyordu çok heyecanlıydı. Ama yine de sınırları aşıp ısrarla bize şunu söyledi. Yalnızdım, doğum öncesi bana bir iğne yapıldı, ben bayıldım. Uyandığım zaman bir tek çocuğum vardı, diğeri yoktu. Ve ben eve gidip tekrar geri geldim ama karyolayla birlikte sallanıyordum. Biraz önce beyan ettiği gibi. Evet, aynen söylediği gibi. Ama Gülşen Hanım sabaha kadar ateşler içinde yandı. Teşekkür ve biz ancak ederim. Sabaha karşı dörtte uyuyabildik. Şu anda gayet iyi de gözüküyor. Şimdi İnşallah. Gülşen ablanın bize verdiği bilgilerde en önemli noktalardan biri, siz burada olmadığınız için bilmiyordunuz. Çocuğun Akgün'ün doğum kağıdını veriyorlar. Evet. Nüfus müdürlüğüne gidiyor, nüfus kağıdını çıkarttıracak. Nüfus müdürü Gülşen ablaya ne diyor? Seni polise vereyim mi dedi bana. Seni polise vereyim mi? Evet, ne için dedim? Sen bu çocuğu çaldın mı? Nasıl? Çalmadım dedim. Ben doğurdum. Tekrar sordu bana neden dedim yani ne için bu? Sen dedi kağıdı okudun mu? Okuma yazmam yoktu o zaman. Okumadım dedi. Bana verdikleri gibi çantama koydum ve kimliğimle beraber size verdim. Ama ne yazıldığını bilmiyorum dedi. Anne adı Fatma Karaca, baba adı Mehmet Karaca yazıyor. Ve Gülşen Yıldırım kesinlikle Mustafa Yıldırım yok. Ve tekrar döndü. Danışmaya geldim ben. Adana'daki danışmaya... o doğum evine gittin. Evet, tekrar doğum evine gittim. Danışmaya gittiğimde işte hani dedim böyle yanlış kağıt verilmiş. Bana bunu lütfen düzeltir misiniz? Dosyayı açtılar o tarihte. 15 gün arada geçmiş, fazla değil. Sen burada doğum yapmamışsın. Ve ben orada doğum yapmamış görünüyorum. Artık çıktım ben başhekimin yanına. Bunu söyledim. Ebenin adını hatırlıyor musun dedi. Evet hatırlıyorum dedim. Seher isminde bir ebeydi. Tuttu onu aradı. Gülşen Yıldırım burada doğum yaptım falan tarihte evet. Ne oldu oğlu oldu. Ve bana kağıdı başhekim yazdı verdi. Ve ben çektim gittim. Ve ben orada doğumu yapmamış görünüyorum. Şimdi o 90'lı yıllarda orada görev yapan Seher hemşirenin lütfen bize ulaşmasını istiyoruz. Yine 83, 84, 85, 86 Filiz hemşire, Özlem hemşire bir de Sevcan hemşire mi vardı Cüneyt? Filiz, Özlem ve Sevcan hemşire var. Seher, bir tane daha Sevcan hemşire geldi. Notlarda dün akşam vardı konuştuğumuzda. Ha tamam yani Sevcan diye biri de vardı. Senin Seda var ya, Yasemin var ya yayına bağlanan. Onun akrabalarından bir tanesi Sevcan da o hastanede hemşirelik yapıyor. Yani o isimler, bu isimler bizim için önemli. Özellikle de Filiz, Özlem. Ve Seher hemşire önemli. Yani Gülşen Hanım hiçbir belge, doğum belgesi olmadan nüfus müdürlüğüne gidip kaydını yapmak zorunda kalıyor. Hayır, nüfus bir kağıt veriyorlar. Orada başka belge verildi bana. Yazıyor. Ama başka isimler nereden yazıyor. Verildi? Doğumda. Hastaneden. Evet. Ama hastanede başka isim yazılıyor. Aynen. Ama ben bakmadım çünkü baksam da anlamazdım. Okuma İpek. Yazmam yoktu benim o zaman. Esra Hanım hiç kimse para mevzusunu geçirmiyor farkında mısınız? Bu kadar olay dönüyor. Bu insanlar bu işi hobi amaçla mı yapıyor? Aman senin çocuğun oldu fazla oldu buna verelim diye mi yapıyorlardı? İlk bunu merak Boş ediyorum. Boşver ben parada pulda değilim. Ha. Kim İkincisi ne yaptı de... ne etti çocuk mu aldı çocuk evet, mu verdi? Bir şey bunu söylemek istiyorum. Hepsi...
lütfen bize ulaşsınlar. Bir olaya tanıklık edip kötü bir olayı söylemeyen de en az onu yapan kadar suçludur. Herkes elini vicdanına koysun. Aynen öyle. Bu dünyada kendinizden görmezsiniz, sizin başınıza gelmez. Çocuğunuzun, torununuzun başına gelir. Allah. Çünkü herkes bu dünyada yaptığını yaşamadan ölmeyecek. Bu dünyadan gitmeyecek. Şimdi Akgün gelsin annem sen. Gülşen abla seni de alayım. Akgün Adana M doğum evinde Gülşen abla tarafından dünyaya getirildi. Gülşen abla oğlunun ikizini arıyor sevgili seyirciler. 93 yılında dünyaya gelmiş bir evlat. Erkek olduğunu söyledi. İkisi de erkek demiş. O zaman da Ersin Çıtırık'mış. İki kere kontrole gitmiş. İkizini arıyor. Bilenler ve duyanlar. Özellikle Adana'da Yenibey Mahallesi'nde Hürriyet İlköğretim Okulu'nda ismi geçen biri vardı. Lütfen bize ulaşsınlar. Seni uğurluyoruz şimdi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi Akgün. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı ödeyelim. Arar bulur muydun beni sahipsiz mezar olsaydım arar bulur muydun beni sahipsiz mezar olsaydım arar bulur muydun beni sahipsiz mezar olsaydım arar bulur muydun beni sahipsiz mezar olsaydım. Reşit ve Kerim abla geliyor alkışlarla. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Ne oldu? Kızım var dedi, ben de şaşırdım. Allah herkesin sahibine, yavrusuna bağışlasın. İnşallah benim oğlum da ailesine kavuşur. Bugün onun doğum günü, benim koyduğum doğum günü bugün adı. Kimlik doğum peki. Günü kutlu olsun. Kutlar olsun kanka. Tamam. Kutlar olsun. Tamam. Hayırlı. Sen 20 Ekim'de mi kaydını evet, yaptırdın? Evet, kimlikte 20 Ekim geçiyor. 20 Ekim'de kaydını yaptırdın. Evet. Adana May doğum evinden. Evet. Senin kucağına Leyla Atay aracılığıyla evet. Reşit veriliyor. Evet. Yasal olmayan yollardan. 12'sinde aldım, 20'sinde kimliğini 12'sinde çıkardım. 12'sinde verdi, 20'sinde kimliğini çıkarttı. Evet. Allah hayırlı ömür versin cümlesiyle beraber. İnşallah ailesine kavuşur. Ben de huzurlu ölürüm. Ya Kerim abla nasıl verdiler bu çocuğu sana ya? İşte bak ne diyeyim, Leyla gelip söylemesinden gidip almamız 4 saat sürdü. Ya nasıl olur bu ya? İşte ben de şaşırıyorum güzelim aklıma. Yok. Yani efendim? Leyla ne diyor? Leyla görümcesini mi görmeye? Hastaneye gidiyor. Gelinlerine evet. He? Gelinlerine. Gelinlerini görmeye hastaneye gidiyor. Sonra sana ne diyor? Kerim abla diyor bu hanım diyor bebeğini verecek diyor. Bu hanım diyor bebeğini verecek diyor. Ben de işime danışmadan peki yapamam. Bunu nereden öğrenmiş ki bu ablanın bebeğini onu vereceğini? Onu bilemiyorum işte. Teşkilatlarmış demek. Bileydim adı sanık kalksın. İnan ki bilsem yapmazdım. Almazdım. Şimdi İhbar bir tane ailenin çocuğu alınmış elinden. Diğer tarafta da Kerim tamam. abla da o çocuğu, evet. o çocuklardan birini alan kişi. Peki Kerim bir abla bir hatırlatma siz var. De... Özür diliyorum Hatice Hanım. Hatırlatma var. Ondan sonra geliyoruz. Köklerim arıyor. 1985 yılında Ayten isimli bir hanımın çocuğu olmuyor. Bir gün böyle bir sabah bir bebek getirdiler. Leyla isimli bir bayanımız mı ayarladı dedi. O gelen kızın adını da Dilek koydular dediler. Bulduk aileyi. Ayten Hanım merhaba. Evlatlık olarak bir kız çocuğu aldınız mı? Evet aldım. Nereden aldınız? Doğum evinde. Ben Elçim'i doğuma götürdüm. Arkadaşım çıktı, okul arkadaşım. Doğum diye yapmış. Ben bu çocuğu vereceğim demiş benim arkadaşıma. Ben çocuğu bayandan aldım. Kim okul arkadaşın? Adı ne okul arkadaşının? Filip. Eve hemşireydi. Çocuğum yok dedim. Böyle dedim yeni bir doğacak.
bir evlat kız oğlan dedim benim için sorarım. Sadece doğmuş alacağım dedim göbeği üstünde dedim. Dedi bana dedi işte sana dedi bir verdi. O vesaletten de o hanım oradaydı. Onun annesinden ben bu çocuğu aldım. Peki bir şey söyleyeceğim, yani bunların hepsi aynı gün mü oluyor? Evet. Bakamıyoruz falan fistan dedi. Ben dedi bunu vereceğim dedi. Alırsan al dedi. O kadının kucağından aldığın günü unutmam mümkün değil. Unuttum diyen zaten yalan söyler. İsmi geçen bir Leyla Atay var. Evet. Onu tanıyor musunuz? Tanımam da bilmem de. Ama Filiz'i görseniz tanırsınız değil mi? O hastanede hemşirelik yapan. Tabii. 85 yılı. Demek o dönemde o hastanede çalışan Filiz hemşireye de bizim ulaşmamız lazım. Sizin telefonunuzu bekliyorum. Onu gören, tanıyanlar, bilenler, akrabaları varsa lütfen bize ulaşsınlar. Dileği hastaneden aldığınızı söylediniz mi ona? Söyleyemedim. Bu yaşa geldim. Şimdi bu ekranda çıkan önden duyuldu. Ya annesi babası arıyorsa? Arasın abi kızı burada. Yani siz bu çocukların el altından bir hemşire diyor ki al bu çocuk anası veriyor. Öbürkü diyor aldım diyor verdim git diyor. Öbürkü aracı oluyor. Siz devlet misiniz ya? Annesi verdi canım bana. Anne kucağından burada. Annesi bana verdi. Peki. Anne kime demiş ben çocuğumu vermek istiyorum diye? Orada tesadüften ben karşısına geldim. Çocuğum olmuyor diye bana verdi. Filiz hemşire demiştim biraz önce. Ablacığım o bana şey oldu, vesale oldu. O anda o da orada tanıştık. O anda o da çıktı. Bir saniye bir telefon var. Alo. Bu Ayten Hanım çocuğu gitti doğum evinden aldı. Ayten Hanım kimden aldığını biliyor. Kimden aldı? Bu Leyla denen. Evet. Ona söylemiş demiş ki ne? Ben demiş hazır ol biz sana bir çocuk vereceğiz. Demiş ki ne? Tamam ben razıyım bana verin. Bunu Ayten anlatıyor Ayten. Ayten'e kim söylüyor sana çocuk bulacağım diye? Leyla. Leyla. Leyla da bunun kız kardeşinin okul arkadaşı. Hepsini dinleyeceğim. Süren bitti. Kayda devam edeceğim. Şimdi tabii bu arada biz bu telefon konuşmasını yaparken saniyeler vardı ana habere geçmek için. Biz size veda ettik ama telefon hattında ismini vermek istemeyen seyircimiz bildiklerini yayın sonrasında anlatmaya devam etti. O yayın bandı ekrana gelsin. Kayda devam ediyoruz. Senin şu anda bizim için söyleyeceklerin çok önemli. Şimdi bildiğin ne varsa da anlat bize. Bak Ayten Hanım benim evime giren çıkan insan. Ben de onun evine giren çıkan insanım. Tamam. Ben o çocuğun bebekliğini biliyorum. Ben geldiğimde o çocuk 3-4 yaşındaydı. 3 yılında. Leyla da onun kız kardeşinin okul arkadaşı. Doğum evinden işte bu kadın diyor ki ne ben sana diyor bir çocuk ayarlayacağım. Bunu da istemiyorlar kimseye duyurmayacağız. Kürt kökenli diyor. Bak. Aynı hikaye. Büyüdüler. Bu kız ona 16 yaşına geldi. Mahalleden insanlar bu çocuğa söylüyor. Diyor ki sen bunun çocuğu değilsin. Hani evlatlık aldı bu. Çocuk geldi bana ağladı Dilek. Ayten bunu sormaya, araştırmaya başladığında bu çocuğu dövdü, sokağa attı. Çocuk geldi bana sığındı. Ondan sonra arası fazla sürmedi, tuttu. 16 yaşında bu kızı kocaya verdi. Ayten Hanım telefonda dedi ya, Eltim'i görmeye gittim dedi, bir anne dedi, doğum yapmıştı, yatıyordu dedi. Ben bu çocuğa evet. Bakamayacağım dedi. Ama sen hayır, de... yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Eltim'i doktora götürdüm falan filan hikaye yani, öyle bir şey yok. Orada dedi, ebe miydi, hemşire miydi bilmiyorum dedi. Bizim dedi, mahalleden dedi, komşumuzun kızı dedi. Arkadaş dedi yani dedi. Kız kardeşimin dedi, sen nereden tanıyorsun dedi. Kız kardeşimin dedi, sınıf arkadaşı dedi. Adı neydi? Leyla dedi bana. Doktorun yanında o zaman çalışıyordu Leyla. 93 senesinde de çalışıyordu. Ersin Bey, bakın. Ersin Bey'in doktor değil. Ersin Bey görüntüleme uzmanı. Radyolog. Leyla onun yanında sekreterlik yapıyordu. Bu Leyla para karşılığında her şey yapan bir kadın. Mesela senin randevun 5 ay sonra 6 ay sonra sen ölüyorsun sancıdan, ağrıdan. Sen ona parayı ver 10 lira 20 lira o seni hemen ne alır, yarın ne alır? Leyla Hanım canlı yayına bağlanıp bunun aksini bize ispat edebilir. Edemez ki, yapıyor zaten yıllardır yaptığı iş onun bu. Ayten Leyla adındaki şahsa para verdi mi? Yok ben bilmiyorum ona. Onu da söylemezler. Bunun suçu olduğunu diyorlar söylemiyorlar.
Şimdi dün yayına bağlanan iddialar olan hanımefendi tekrar şu anda telefon hattında, ismini vermek istemiyor. Ayten Hanım'ın komşusu. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Dünkü telefondaki aynı abla mısın sen? Evet. Aynı mı? Evet. Ay, sesin farklı gibi geldi. Yok, aynı sesim. Ay, bugün farklı gibi geliyor da o yüzden. Yo, aynı. Bugün sakinleştin mi? Evet. Şimdi biraz önce söylediklerini dinledin. Evet. Söylediğin her şeyin arkasında mısın? Evet. Bugün hiç Ayten'le irtibat kurdunuz mu? Yani görüşmedim, hayır. Niye düşündünüz? Neden düşündüm? Çünkü bugün çok yoğun bir şekilde işlerim vardı. Onlarla ilgilendim. Görüşmedim. Bugün Ayten, dünkü abla ile bu ablanın sesi aynı değil. Aynen. Değişik. Aynı mı? Değil yani. Hayır. Bir saniye. Şimdi eğer söylemeyecekseniz ben isminizi açıklayacağım canlı yayında. Dünkü konuştuğum kişi misiniz? Canım, aynı kişiyim. Anlatabiliyor muyum? Esra Hanım, yayından sonra tekrar görüşeceğim sizinle. Yayından sonra benimle konuşacaksınız. Evet. Neyle ilgili konuşacaksınız? Bu konularla ilgili. Açıklamak istemiyorum. Sizinle özel görüşmek istiyorum. Peki, benimle özel görüşeceksiniz. Yayından sonra sizi arayacağım. Söz veriyorum. Fakat bu Reşit olayıyla mı ilgili, Ayten olayıyla mı ilgili? Her şeyle ilgili. Ben doğum evinde doğum yaptım. Bakın, 94 yılında doğum yaptım. Tamam. Ve orada 3 gün boyunca doğumhanede kaldım. Doğum yapamadım. Evet. Bir tane hemşire eve geldi gitti. Daha sonra işte en son Sevim Kula diye bir ebe hemşire geldi. Sevim Kula. Evet. Tamam. Bana dedi ki 3 gündür sen burada çekiyorsun. Ben artık seni kurtaracağım, yeter. Bana iğne yaptı. Evet. Bana iğne yaptı. Ondan sonra beni doğuma aldı. Benim doğumum gerçekleşti. Yani biraz zor oldu ama doğumumu yaptırdı. Onun sayesinde, hani ben çok vicdanlı, merhametli bir kadındı bu. Evet. Size de hani ulaştığınızda o yılların bilgisini vereceğini düşünüyorum. Sevim Kula. Allah ondan razı olsun. Evet. Ve daha sonra ben bu olayları duyduğum için, doğum evinden çocuklar alındığını, satıldığını duyduğum için kendisine dedim ki ben çocuğumu görmek istiyorum dedim. Diğer orada işte parmak izini alan ebe hemşireler bağırmaya başladılar. Neyini göreceksin, neyini göreceksin? Ne kadar kıymetli bir de çocuğun varmış dediler bana. Bas bas bağırıyorlar. Hani ben orada o anda çocuğumu görmek istedim. Gösterin bana çocuğumu dedim ya. Ben doğurdum onu, siz doğurmadınız dedim. Ve bana getirdi çocuğumu, gösterdi. Tamam dedim, gördüm çocuğumu dedim. Ondan sonra çocuğu tabii sardılar, beni çıkardılar. Ben tabii daha sonra doğum yaptıran ebemi buldum ve yanına gittim. Teşekkürlerimi ifade ettim. Ama o hastanede çok dolaplar döndüğünü bildiğim için bir dahaki doğumumda asla ve asla gitmedim. Sevim Hanım'ın yanına gittim. Sevim Hanım da bana dedi ki canım, burada senin doğum yapmanı tavsiye etmiyorum. Git başka hastanede doğumunu yap dedi. Şimdi bu söylediğiniz şeyler çok önemli iddialar. O hastanede 93-94 yılında siz... İddia değil bunlar canım benim. Yaşadıklarım bunlar benim. Tamam, ama ben yine de sizin iddialarınızı diyorum. 94 yılında o hastanede görev yapan Sevim Kula adında bir hemşire vardı. İnsaflı ve vicdanlı, evet, biriydi diyorsunuz. Evet. İkinci çocuğumu dünyaya getirirken o hastanede, ismi geçen o M adındaki M doğum evinde asla, evet, doğum yapma dedi. Evet. Ve bir de şu cümle var. O dönemde özellikle doğudan Adana'ya mevsimlik işçi olarak gelen insanlar var. Onlar da, evet, genelde yalnız oluyorlar. Türkçe de bilmedikleri için sıkıntı yaşıyorlar. Oradaki gelen annelere, hamile kadınlara iyi davranılmadığını söylediniz. Evet. İyi davranılmıyordu, değil mi? Evet.
Genelde de biliyorsunuz hep bu çocuklara alınan ailelere şey diyorlar. Türkçe bilmiyordu. Yani. Çocuğu dünyaya getirmek istemiyordu. Ya da gayrimeşru gibi bir kulp bulunuyordu. Ayten sizi aradı mı? Çok merak ediyorum ya. Beni aramadı canım kimse. Ha, anladım. Yani ben şunu söyleyeyim, hani sesinizden tahmin etmiş midir kim olduğunuzu diye. Yo, beni kimse aramadı, hayır. Aramadı, peki. Ben görüşmedim. Görüşmediniz. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol ablacığım. Hoşça kalın. Şimdi Leyla Atay'ın manevi kızı Seda telefon attı. Geçen gün yayına bağlanan mı? Bu değil, bu başka biri. Leyla Atay'ın manevi kızı Seda Hanım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? Yani vallahi böyle bir durumun içerisinde nasıl olmamı bekliyorsunuz bilemiyorum yani. Aa, bizler de çok kötüyüz inanın. Yani şu programın başladığı günden beri. Bu program başladığından beri kötü durumdasınız. Evet. Niye? Yani Leyla ablanın uğradığı şeyler yüzünden zor durumdayız ya. Üzüntü içerisindeyiz. Peki, açıkçası. Şimdi Leyla neye uğradı? Yani asılsız iddialar var aslında. Üzülüyoruz onun için. Şimdi asılsız iddialar... Gelsin kendini bir saniye. Savunsun o zaman. Asılsız iddialar vardı. Kerim abla yasal olmayan yollardan bu çocuğu aldı mı? Yani aldı. Bu kısımlar doğru, evet. Kerim ablayla beraber zaten aldı. Yaşanmış bir olay. Leyla Hanım da görümcesi Filiz Hanım o hastanedeyken Kerim'e bu anne çocuğunu verecek dedi mi? Şimdi şöyle bir durum var. Kerim ablayla Leyla Hanım zaten kivreler. Bir akrabalık bağları söz konusu. Evet. Şimdi Kerim ablayı hiç tanımıyor değil. Bir yere gidersen Leyla abla sürekli yanına birilerini alan bir kadın. Bunu çevresinde tanıyan herkes bilir. Komşularını pazara gidersen mutlaka yanına bir komşusunu alır. Yani bir yere gidersen mutlaka ya beni alır ya bir başkasını alır. Tek başına bir yere giden bir kadın değil. Tamam. Evet, devamını dinliyorum sizden. Hani asılsız iddialarla ilgili asılsız ne söylüyor? Leyla abla hani çocuk çaldı, yok onu ona verdi falan. Leyla Hanım işinden evine, evinden işine giden bir kadındır. Çevresi tarafından, komşuları tarafından bir ekibiniz bir araştırma yaparsınız zaten bu ortaya çıkar. Bu ben Leyla Hanım'ın da... evinden işine, işinden evine gitti. Benim konum o değil ki. Şimdi ben... şöyle... ...sadece olduğunu söylüyorlar da Leyla Hanım kesinlikle yerinden 5 dakika kalkıp dışarıya çıkan bir kadın değil. Bunu ekip çalışma arkadaşlarına da sorabilirsiniz. Şimdi bir kere çalışma arkadaşlarından enteresan şekilde hiç kimse aramadı. Aynen. İkincisi bize bir sürü telefonlar geldi. Esnafım. Hep de Leyla Hanım'ı, Leyla Hanım'dan bahsediyorlar. Evet. Niye abi, Leyla'dan bahsediyorlar? Esnafım, sorabilir miyim? Şimdi ortada yaşanmış bir şey var. Tabii ki çözümlensin diye herkes ben bu kadını tanıyordum diyor. Sen konuşalım. Ama gerçekten o Urfalı bir kadın çıktı, saçları kıvırcıktı diyor mesela. Sadece gördükleriyle o diyor saçı kıvırcıktı. Öbürü mesela bir kadın çıktı, Dilek Hanım diye bir evlatlık edinmiş. Evet. O da şey diyor, Leyla'yla hiç mi bağım yok diyor. Başkası arıyor diyor ki bana dedi ki diyor çocuğu işte Leyla'dan aldım. Peki Ayten'in kız kardeşi Leyla okul arkadaşıymış. Hepiniz aynı mahalledeki insanlarsınız. Hem diyorsun ki bütün mahalle tanım diyorsun. Hayır, aynı mahallede oturmuyoruz. Bu olay 84 yılında olmuş. Ben zaten 84 doğumluyum. Bakın Leyla ablayı ben 90 yılından beri tanırım. Bizim apartmanda oturuyor Esra Hanım. Oturuyordu, şu an taşındı ama biz hala görüşürüz. Benim biyolojik annem değildir ama kendisini annem kadar severim. Bütün apartmandaki herkese, çok vicdanlı bir insandır, herkese bir faydası vardır bu kadının. Bizim ekonomik durumumuz i̇şte, çok iyi değildi. Benim okumamda da desteği olmuştu. Sedacığım. İyilik yaptığını ben özel hayatından bahsetmiyorum. Leyla Hanım iyi bir kadın olabilir. O zaman ama gerçekten işte, iyi bir kadınsa, herkese bir hayrı dokunduysa, Kerim'e evet, çocuk sahibi olamayan bebek dünya, çok özür diliyorum yani Kerim abla ne anlatayım diye. Yok. Bebek dünyaya getiremeyen bir kadın değil mi? Kerim'e gidiyor hastanede. Kerim'e gidiyor demiyor. Bakın yanlış anlat veriyorsunuz. Diyor ki, bir saniye, Kerim'le konuşun o zaman.
Kerimeciğim diyor, beraber diyor. Görümcem doğum yaptı, hastaneye gidelim Gelinimiz. Diyor. Gelinimiz. Görümce mi oldu? Evet, evet. Canım. Efendim Kerim ablacığım. Beni götürdü kendisi. Ya sizi zorla mı götürdü? Ben dedi ki hastaneye gidiyorum Kerimeciğim. Benimle gelir misin? Siz akraba değil misiniz Kerim abla? Tamam canım. Kim veriyorsun diyorsun ben ki yok Uludağ'dan bahsedeceğim. Yok bilmem ne yapacağım. Sen hangi Uludağ'dan bahsedeceğim? Bize anlat da biz de bilelim ya. Kızım sen onun avukatı mısın? Ben çıksın, kendi konuşsun. Hazırın meydan. Kendi çıksın. Sen konuşmaya yetkin yok. Kendi çıksın. Ablacığım. Kendi çıksın konuşsun. Bir saniye dur. Bana kendi çıksın sen değil. Seda Hanım siz lütfen. Hangi hastanede doğdunuz? Lütfen. Seda Hanım siz hangi hastanede Bu doğdunuz? Bu kadar kişi yalancı. Ben hangi hastanede mi doğdum bilmiyorum hangi hastanede. Benim annem beni tamam, evde doğdu. Sen mi konuşmuyorsun? Evet ben konuşuyorum. DNA sonucumu şey yapmış olurdum. Karşılaştırdım gerçekten ben onun kızı mıyım diye. Yani. Bir saniye Seda. Işte. Seda çok özür dilerim. Çok enteresan bir şey söyledim. Ben o hastanede doğmuş olsaydım şimdi gider DNA testi yaptırdım. Ne demek bu? Yani bakın ne kadar riskli bir şey olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Yani bir örnek vermeye çalışırken enteresan bir itirafta bulundun ya. İtirafta bulunmuyorum Esra Hanım. Yani bir sürü haber geliyor oraya. Ben de öyle bir hastanede doğum yapmış olsaydım diyorum. Ben de giderdim diyorum. Ama niye giderdin? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi bir sürü insan çocuğu ölen insanlar bile arıyor. Acaba benim çocuğum orada kayboldu mu, öldü mü gerçekten? Herkesin aklına böyle bir şey gelebilir. Ben ondan bahsediyorum size. Seda bir şey soracağım. O zaman, tabii buyurun. Bak o zaman Leyla Atay'ın çoktan yayına bağlanıp... Ya Kerim'e bak o günü hatırlıyorum. Ya. Anne şöyle bir kadındı. Tam da hatırlamıyorum demesi gerekmez Kerim abla, miydi? Reşit'e yıllarca yalan söylemiş. Leyla abla ile ilgili bir sürü yalan söylemiş. Reşit de o yayına çıkmadan önce... Leyla ablayla beraber kafede buluşmuşlar. Bütün her şeyi Leyla abla anlatmış. Ve anlattıklarıyla Songül Hanım'ın anlattıkları örtüşüyor. Kerime ablanın anlattıkları örtüşüyor. Görümcesi Filiz Hanım yayına bağlandı. Yani Leyla abla bütün ekip arkadaşlarınızla telefonda görüşüyor. Arkada görüşüyor ama yani canlı yayına bağlanmıyor diye... Kadına söylenmedik şey kalmadı. Bütün olaylar tamam, iyiydi, kadın söyleyecek. İyiydi, bir dakika. Ekip arkadaşlarımın sürekli görevi her gün Leyla'yı arayıp isminiz geçiyor, söz hakkınız ama vardı. Ama ekip arkadaşlarınızın telefonla bu insan çıkıyor mu, bizim, çıkmıyor mu? Bir şey çıkıyor, söyleyeceğim. Bu bizim, konuşuyor, görüşüyor. Bu bizim yayıncılık görevimizdi. Özlem Hanım'la da görüşüyor. Abla peki ben şurayı anlamadım. Kim görüşüyor? Madem bir dakika Seda Hanım. Seda Hanım. Özlem Hanım'la da görüşüyor. Ekip arkadaşlarım görüşüyor. Hepsiyle görüşüyor buna. Peki bir şey soracağım Seda. Şu anda mesela onun adına niye sen bağlanıyorsun da Leyla bağlanmıyor? Evet. Niye ya, yani? Evet. Bunu aklına benim zoruma gidiyor. Zoruma gidiyor. Yani o insanın bir sürü yardımını görmüş bir insan olarak ben onun kendimi manevi kızı olarak yerine koyduğum için zoruma gidiyor bunları izlerken. Ama bu kadar neden? Şeyin, bir şey söyleyeceğim. Dönmesi zoruma gidiyor. Hayır korkulacak ne var? Ya ben... korkmuyor. Esra Hanım siz korkuyor. Yok kaçıyor. Yok evet, bilmem ne yapıyor. Kaçıyor korkuyor. Ama. Korkmuyor bu insan. Korkuyor. Çıksın. Korktuğunu söyler misin bana ya? Çıksın. Korkmasın. Bana bir söyler ben misin? Korkmuyorum. Kendi korkmasın. Çıksın. Tamam ben bir şey soracağım. Bir saniye Seda Hanım. Efendim Reşit. Madem doğru söylüyor Leyla Hanım, Songül Hanım niye benim annem çıkmadı? He? Hadi, hadi meydan. Hadi meydan. Biz de şaşırdık. Biz de şaşırdık çıkmadığı için. Ya. Ya. Ama biz emindik Kerim, annene de sor niye çıkmadı diye. Aynı beraber gidip tamam. Ona da sordum, sormadım değil ama. Annem de yanında, annene de sor niye çıkmadı diye. Ama anneme gelip gel çocuk ve bak anneme gelip sadece. Gel çocuk var, hadi çocuk almaya gidiyorum diyen Leyla Hanım. Evet. İşin çocuk başında olan kişi oluyor. Sessiz kimse. Görüncem doğum yapmış diyor, gerçekten böyle bir olay var. Leyla abla beraber alıyor, Kerim ablayla beraber gidiyorlar. Gittik
gençlerinde böyle bir şeyle karşılaşıyorlar zaten. Ya siz peki bir şey daha soracağım, bir şey daha soracağım. Ya bu insanın hiç mi eşi yok, çocukları yok, akrabaları yok, kardeşleri yok? Niye avukatı oluyor, niye manevi kızı oluyor, telefona bağlanıyor? Kızım, o benim biyolojik annem değil ama ben tamam, onun kızıyım. Tamam, biyolojik olanlar çıksın sahneye. Benimki de biyolojik. Hadi meydan, kendinize çıkın o zaman. Kerime de senin biyolojik annem değil. Senin biyolojik annem değil, sen onun yanında oturuyorsun. Leyla çıksın. Leyla. Leyla çıksın adam. Lütfen. Senin kızın hakkın yok. Konuşmaya hakkın yok. Tamam, gel yeter. Lütfen hakkın yok, benim çocuğum konuşmaya hakkı var. Tamam. Annesini babasını arıyor, kardeşlerini. Allah'tan kuzuk tamam. Dök olsa kendini de. İnşallah bulur da biz de kurtuluruz. Kurtulamayacaksınız, kurtulamayacaksınız. Merak etme, kurtulamayacaksınız. Derdinizi... Sonuna kadar biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, biz zaten yapıyoruz. Madem korkmuyorsun, madem korkmuyorsun çık biz gel o zaman. Arıyoruz zaten. Seda, siz taraf değilsiniz zaten. Sen bir şey söyleme, bu konunun şahidi değilsin. Tarafı değilsin. Yani senin bu konuyla Leyla Atay'la ilgili komşuluğundan başka bir ilişkin yok. Komşuluk ondan... değil benimkisi. Komşuluktan öte bir şey. Bakın. Hadi geç olan peki, kızım. Seda, geç olan telefon hattında, telefon hattında bekle. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz daha var. Bunun da sözünü veriyorum bu arada. Yayına bağlı iddiaları olanların isimlerini vermeyeceğim. Çekindikleri bir şeyler de olabilir. Buyurun Seda, hattan ayrılma. Alo. Kerime Hanım. Efendim. Kerime Hanım. Efendim. Bırak bu işleri, sen demiyor muydun? Reşit'in son gelin göğsünden süt akıyordu, aldım. Tamam. Leyla, son gül hanıma demiyor muydun? Göğsünden süt alıyordu. Sen biliyorsun sen. Ben son gül hanımı biliyorum. Sen Leyla'nın beraber. Söyle doğruları, yazık o Reşit'e. Yazıklar olsun. Kim Leyla'nın ikinci avukatı mısın? Bir dakika. Bir saniye, bildiklerinizi anlatır koca mısınız? Koca Vezir'de oturmuyor muydun? Usluba da dikkat. Ben Koca Vezir'de oturduysam 7 yaşında oturdum, 20 yaşında gelin gittim. Çıldırttı beni ya. Kim çıldırttı? Reşit benim oğlum, 84 doğumlu. Aynı doğum anıydı. Arkadaşım Ebe. O hastaneye, Esra Hanım. Efendim? O hastaneye evet. Bahşiş vermezsen o yıllarda, cebine kapıcıya bahşiş vermezsen yukarıdaki kimin kız olursa olsun kesinlikle giremezsin. Öyle sizin benim iddialarınız bunlar, evet. Evet. Kerime Hanım daha iyi bilir. Nasıl oluyor da komşusunun şeyini ziyarete gidiyor? Oraya ziyaret yok o dönem, yok. Nasıl kesinlikle yok? Esra Hanım yok. Ya. Kesinlikle. Doğru. İkincisi, bu komşusuna gidiyor Kerime Hanım. Kerime Hanım da yalan söylüyor Leyla Hanım gibi. Kesinlikle ben yalan söylemiyorum. Leyla Hanım yalan söylüyor. Ama neden ağlattın o çocuğu yıllardır? Efendim? Bir. İkincisi, kaç lira verdin? Kaç lira Reşit'i alırken? Ne diyor? Kaç lira kaç verdin? Ben 2-3 defa eve arkadaşım var. Oraya gittim. İsmini de vereceğim şimdi Reci'yi oraya. Kesinlikle Leyla Hanım geceleri orada çalışıyor. Dur. Çalışıyor, dur. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bu iddianızda ne? Yani neye dayanarak bu iddiada bulunuyorsunuz? Ben gözümle gördüm hanımefendi. Gözümle gördüm. Ben arka iki sokak doğum evinin arkasında oturuyordum. Ben sizi tanımıyorum bir ama beyefendi. Bir şey merak ediyorum. Siz o hastanede çalıştınız mı? Ya yani bu kadar... Hayır. Hayır, meslekten dolayı. Benim yanıma geliyorlardı. Ne iş yapıyordunuz? Kuaförüm. Kuafördüm, evet. Kuafördünüz. Evet. Peki, o doğum evinin oralarda bir yerde mi kuafördünüz? Tabii, arka sokağında. Arka sokağında. Orada Yeşil Yuva var, Reşit'e sorun. Yeşil Yuva, Mizra Çelebi, Koca Vezir. Biliyor mu bilmiyorum, Reşit'e sorun. Biliyorum. Benim oğlumla işte Reşit. Koca Vezir, peki. Evet, Büyük Pazar'ın halin oralar. Kardeşim, Leyla Atay'la ilgili bildiklerin her şeyi bize anlatır Atay, mısın? Oğlum bak Reşit. Leyla Atay, ben 2-3 defa ilk çocuğuma, oğlum seninle yaşıp hamileydim. Evet. Gittim. Akşam saatler, hatta o nöbetçi olduğu dönem gittim. Ki oraya kimse giremez. Mümkün değil, giremez. Mümkünatı yok. Anlatabiliyor muyum? Oraya giremez. Ya bahşiş vereceksin kapıcıya, ya bir şey yapacaksın, ya çok samimi olduğun biri girecek oraya.
olacak, seni alacak içeri. Yani normalde o hastaneye hasta ziyaretçi falan yok diyorsunuz. Mümkün değil. Kapıda bekler. Çocuğun anne kucağında iner aşağıya. Evet. Peki. Leyla ile Kerim'e hasta ziyaretine gitmişler. Orada görmüşler Reşit'i. Kesinlikle. Filiz'i yoklamaya gitti de komşusuymuş da son gülmeme emdiriyormuş da Reşit'e kucağına vermiş de ağzında süt akıyormuş da. Aynen. Yalan çıktı işte. Aynen. Çıkmadı mı Kerim Hanım? Efendim? Yalan çıkmadı mı? Hani son gülün ağzından memesinden aldıydın? Evet. Evet. Aldım. Olamaz böyle bir şey. Yazık ya. Aldım. Leyla'nın iki, üçüncü avukatı mısın? He? Baş üstte. Ben kimseye baş üst verecek param yok. Bir saniye. O hastanede doğum yap. İlk çocuğumdu, salona gelen arkadaşlar var. Evet. Yakın ya. Doğum evi yakın. Bilmem ne. Benim beyim de yurt dışındaydı. Evet. Anlatabiliyor muyum? İşte nerede yapacaksın doğumu falan, korkuyorum o dönem. İnanır mısın Esra Hanım? Korkuyorum o dönem o hastaneye gitmeye bile. Dediler çocuğu kaybediyorlar, çocuk ölüyormuş, çocuk çalıyorlarmış, çocuk değiştiriyorlarmış. İnanır mısın? Yeminle söylüyorum. İnanın o zamanın parasıyla gece eve getirdik evimize. Tanıdık bir dışarıdan paralı. Bugünün parasıyla, o zamanın parası 450 milyon para verdim. Ebeye. Evimde doğum yaptım. Korkumdan. Böyle beynim dolmuştu ve bu olaylar varmış demek ki. Çok doğruymuş. Peki teyze bir şey soracağım. Doğru. Şimdi şöyle, Adana'ya bağlanan o zaman doğum evi meşhur. Hastane yok fazla. Bütün çevre yerlerden çocuk, kimsesiz, dili dönmeyen bilmem ne, gariban insanlar geliyor. Maddi durumu. Maddi durumu yok, Türkçe bilmiyor, çalışmaya gelmiş. Özel. Orada Leyla Hanım gece çalışıyordu. Erçin Çıtırık, evet. Orada durumu iyi olan. Hasta yönlendiriyordu onlar. Yani doğum yapacak Erçin kadınları Çıtırık. Hastaneye yönlendiriyordu. Hayır, oraya Erçin Çıtırık'a hasta yönlendiriyorlar. Orada ne yapıyorsalar, para. Ama bu hemşireler, bak Reşit'in annesi büyütene söyleyin. O para vermediyse ben ama atımı değiştireceğim ya. Benim yaşım 55 ya. Değiştireceğim ya. Leyla'ya para vermiştir ya. Yalan söylüyor ya. Ben de para vermedim. Ya ben bu yaştan sonra var ya. Benim oğlum da işte. Ölsem de tam gömem ya. Doğruları söyle yazık. Vallahi de vermedim. Billahi de. Leyla'nın bağlansın o zaman. Ben para verdiğimi söylesin. Olabilir anneannem. Bir çıkın yapıldı. İçerisine de zarfın içinde. Hediye gibi verildi canım. Hayır. 75 bin lira diye bir para geçti. Hastanenin kapısından giremezsin bahşiş verilmeden diyorum. Yok bahşiş öyle bir şey vermedim. Leyla Hanım'ın isterse kızı sorsun Leyla Hanım'a. Şimdi Leyla Hanım'a niye bağlanmıyor? Hadi bağlansın. Niye bağlanmıyor? Şimdi siz dediniz Leyla Hanım ki, verdiyse onu bilemem. Leyla, ben vermedim. Kimseye verecek param yoktu çünkü. Dur, Leyla Esra bu hastanede çalışıyor diye iddiada bulundunuz değil mi? Gece. Ne yapıyordu orada? Vallahi ne zaman gitsen aynı gözlük gözündeydi. Saçlar aynı, hiç değişmemiş. Peki Seda. Hanımefendinin iddiasını duydun. Seda. Bakın gözlük takmaya 2 yıldır başladı bu. 84'lü yıllardan bahsediyorsunuz. Rica ediyorum. Kanıtlasınlar. Leyla ablanın o hastanede çalıştığını kanıtlasınlar. Çalışmıyor ki. Kerim abla kinesi ya. Söyler misin Kerim abla? Peki efendim? Leyla abla bir saniye. Leyla abla nerede çalışıyor? Bir tıp merkezinde çalıştı Leyla Hanım. 34 yıl boyunca kimin yanında görev yaptı? Evet, iki sekreter olarak çalıştı. Kimin yanında görev yaptı? Yani isim vermem gerekiyor mu? Tabii ki verin. Doğruyu söylüyorsunuz. Leyla Atay 34 yıl boyunca kimin yanında görev yaptı? Yani zaten bugün de bahsettim. Ersin Çıtır'ın yanında çalıştı, evet. Kimin yanında çalıştı? Ersin Çıtır'ın yanında çalıştı. Ersin Çıtır'ın yanında çalıştı tam 34 yıl boyunca. Evet. Ersin Bey'in bir tane sekreter Ersin arkadaşı Bey'in vardı. Bakın o yıllarda. Evet. Ona ulaşırsanız kendisi de zaten Leyla Hanım'ın hiç yerinden kalkmadığını, beraber birlikte çalıştığını söylerler.
Eşi de aynı hastanede çalışıyordu. Kimin? Akif. Evet. Eşi Akif de nerede çalışıyordu? Aynen o Ercin Bey'in yanında. Çalıştılar. Beraber, karı koca beraber mi çalışıyorlardı? Evet. Ne yapıyorlardı? Eşi ne yapıyordu, ne iş yapıyordu? Kendisi de o hastanede teknikerdi. Teknikerdi. Ersin Bey'in tam branşı neydi? Radyolog sanırım. Evet. Neydi branşı? Yani ben branşımı bilmiyorum. Ama biyolojik kızı değilim. Bilmediğin için nasıl çıkıyorsun o zaman konuşmaya? Yani ben Ersin Bey'den, Ersin Bey'i tanımam. Allah'ım yarabbim ya. Of of Allah. Bir şey soracağım Seda, Allah rızası için Leyla Atay'a söyler misin? O gün Kerime'yi hastaneye götürürken o çocuğu ya o annenin iddia eden annenin para verip vermediğini söyle. Reşit'i bebek yani Reşit'i vereceğini ona o hastaneden kim söyledi? Bana bunun bakın, bilgisini ver. Bakın böyle bir şey yok. Kerime ablayla tesadüfen gidiyorlar. Tamam anlat bakayım bir bildiğini anlat Allah rızası için. Anlat şimdi, annem hadi. Tamam anlatıyorum. Görünce size doğum yapıyor Leyla ablamın, Filiz abla. Doğum yapıyor, gidiyorlar beraber. Kerim ablaya diyor ki ben diyor, hastaneye gideceğim, benimle gelir misin diyor. Leyla abla tek başına bir yere gitmez zaten. Ya yanında bir komşusu alır, ya yanında bir akrabasını alır, onunla beraber gider. Evet, devam et. Çocuğu alma anına gel evet. Ya. Çocuğu alma anına gel. Abicim ya. O yani o günü bir elinde bir çocukla çıktı yani. Orayı bir anlat. Anası, manevi kızı, o su, bu su. Vallahi Kerime abla pazartesiye kadar lütfen aklını başına toparla. Ne biliyorsanız söyleyin ya. Yazık ya çocuğun kaderiyle oynamışsınız el birleriyle hepiniz. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.